Herkese mutlu sabahlar değerli izleyenler. Saatler 6.45'i gösteriyor. 19 Temmuz Çarşamba. Bugün de Günaydın Türkiye'ye başlıyoruz. Bizleri TGRT Haber'in YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda TGRT FM'den de bizleri dinleyebilirsiniz. Programımızı açtık. Özetlerimize bakalım. Oldukça yoğun bir gündem var. Günaydın Türkiye başlıyor. Saatlerimiz 6.45'i gösteriyor. Bu saat itibariyle gündeme yansıyan başlıklara bakacağız. Evet, İstanbul'daki dün yağışa çok yakından bakacağız. Hatırlayacaksınız, dün Günaydın Türkiye içinde gelişmeleri an be an aktarmıştık. Gün içinde de çok sıcak, çok önemli görüntüler geldi. Sel felaketine ilişkin hepsi detaylı bir şekilde Günaydın Türkiye'de olacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan körfez çıkarması diyeceğiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez ülkelerini kapsayan 3 ülkelik bir tura çıkıyor. Bu gelişmeler ışığında aynı zamanda Katar'a bir askeri sevkiyat gerçekleşti. Detayları da yine Günaydın Türkiye'de olacak ve kurunun yanında yaş yanmayacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları, OHAL komisyonuna ilişkin çalışmalarda bir gün geride kaldı. Düne dair neler yaşandı onun detaylarını da Başbakan Binali Yıldırım verdi. Onları da paylaşacağız. Günaydın Türkiye'ye başlıyoruz. Günaydın Türkiye'ye, İstanbul'u vuran sel felaketiyle başlayacağız ve geniş bir yer ayıracağız. Önemli görüntüler var ellerimizde, hepsini teker teker sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Bu kez trafik nedeniyle değil, sel nedeniyle araçlar yolda kaldı İstanbul'da ve E5'i sel bastı. Bakın ortaya hangi görüntüler çıktı. Trafik yavaş yavaş açılıyor. Ama insanlar burada yürüyerek işlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ne araçlar ilerleyebildi ne de yayalar. Havadan çekilen görüntüler sanki E5'ten değil uzun bir nehirdendi. Sel nedeniyle İstanbul'da hayat durdu. Görüntüler Ümraniye E5 karayolundan. Normal zamanlarda trafiğin yoğun olduğu bir nokta. Ancak aniden bastıran yağmur nedeniyle yolu sel bastı. Araçlar yolda kaldı. Sel araçlardan önce ilerledi. Vatandaşlarsa iş yerlerine yürüyerek gitmeye çalıştı. Trafik yavaş yavaş açılıyor. Ama insanlar burada yürüyerek işlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Havadan çekilen görüntülerde felaketi gözler önüne serdi. Sele adeta meydan okudular. Göle dönen yolu timsah yürüyüşüyle açtılar. İşte o görüntüler. Yol kapandı, buna rağmen ulaşım durmadı. Bariyerler üzerinden devam etti. Otogara girişin durumu bu. Allah sonumuzu hayretsin. İstanbullular zoru başardı. Harcanan bu olağanüstü çaba timsah yürüyüşüne benzetildi. Mega kent eşine ender rastlanır bir yağış aldı. Doğal afetti bu. Sel oldu, doğrudan ulaşımı vurdu. İşe gitmek bir yana, sokakta adım atmak bile zordu. Bu görüntüler Esenler'de kaydedildi. Burası 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişi. Sel yolu kapattı. Vatandaşlar alternatif bir güzergah buldu. Bariyerlere yöneldiler. Ortaya da işte bu ilginç görüntüler çıktı. Otogara girişin durumu bu. Allah sonumuzu hayretsin. Manzara aslında Survivor'ı andırıyordu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Askeri eğitim gibi diyen de oldu. Otogara ulaşma ısrarını timsah yürüyüşüne benzeten de. Timsah yürüyüşü 90'lı yıllarda hayatımıza girdi. Bursa sporlu Mecit Mususi başlattı. Bu gol sevinci yeşil sahalarda da bir anda yayıldı. İşte izlediniz, atletik yetenekleri pek yüksek olmayan İstanbullular dün zor anlar yaşadı. Sel aynı zamanda toplu ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bakın bir belediye otobüsünde yolcular dün nasıl seyahat etmiş. Karayolu adeta deniz yoluna döndü. Otobüsü bile su bastı. Görüntüler Küçükköy Taksim otobüsünden. Sabah saatlerinde yapılan sefer her zamankinden farklıydı.
Sel otobüsün içine yürüdü. Ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Bazı yolcular bilek hizasını bulan sudan korundu. Koltuk bölümündeki basamağa çıktı. Kimi ise umursamadı. Selin içinde yolculuk etti. Otobüs ağır ağır ilerliyordu. Ana gündemi elbette ki bu sıra dışı seyahatti. Yolcular cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi. Aniden bastıran sağanak yağış gölleri, yolları da bir anda göle çevirdi. Hal böyle olunca trafik felç oldu. Sürücüler de araçlarını terk edip yolda itmeye çalıştı. Kimileri araçlarını terk etti. Kimileri ise paçalarını sıvayıp yolda kalan araçlarını itmeye çalıştı. Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da trafiği felç etti. Yollar göle döndü. Vatandaşlar trafikte ilerleyemedi. Sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Bazı vatandaşlarsa yolda kalan araçlarını itti. Göle dönen caddede ilerlemeye çalıştı. Yaşanan bu sel felaketiyle ilgili en çarpıcı görüntülerden biri ise Atatürk Havalimanı ve Yenikapı metrosunda çekildi. İşte o görüntüler. Kimi geri çekildi, kimi cep telefonuna sarıldı. O anlar filmleri aratmadı. Görüntüler Atatürk Havalimanı Yenikapı metrosundan. Şiddetli yağış nedeniyle raylar göle döndü. Dakikalar ilerledikçe suyun seviyesi de arttı. Metronun gelmesini bekleyen yolcular gözlerine inanamadı. Hepsi bir ilki yaşadı. Meraklı gözlerle o anı izlediler. Kimi de eşine az rastlanan görüntüleri kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Evet, İstanbul'u vuran aşırı yağış su baskınlarına neden oldu. Binlerce evi ve iş yerini su bastı. Bir iş yeri ve bulunduğu sokaktaki su baskını güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Dakikalar içinde böyle oldu. Aşırı yağış işe gidenleri, sokakta gezenleri, en çok da evsizleri vurdu. Ancak ekmeğinin derdindeki emekçileri de rahat bırakmadı. Görüntüler Bayrampaşa'nın Terazidere mahallesinden. Fırıncı ekmeğinin derdinde. Su baskını meydana gelen iş yerinde ekmek mayalarını kurtarıyor. Su çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Zamanı yok. Kurtarabildiğini kurtarmaya çalışıyor. Elinden geleni yaptıktan sonra çaresiz su alan ekmek teknesini terk ediyor. Son 32 yılın en şiddetli yağışıydı. Altyapı dayanmadı. Araçlar yolda kaldı, metrobüsler bile ilerleyemedi. Sel yollara adeta bariyer oldu. Yağış işte böyle, yani bardaktan boşanırcasına düştü. Suyun birikmesi için dakikalarca beklemeye gerek kalmadı. Düştüğü yeri göle çevirmesi sadece birkaç saniye sürdü. Cadde ve sokakları bırakın, karayolları bile sele teslim olmuştu. Sürücüler gaza basmak yerine kontak kapadı. Kimi yol kenarında bekledi, kimi ise alt geçit girişinde. İstanbul için toplu taşımanın önemi büyüktü. Sel İstanbul'un can damarını da vurdu. Zeytinburnu metrobüs durağı sanki ilçe sahili olmuştu. Görünen ne kaldırım taşıydı ne de toprak. Her yer kızıla bürünmüş suyla kaplıydı. Sudan korumak isteyen metrobüs üst geçidine çıktı. Metrobüsler güçlükle ilerledi. Bazıları ise tamamen durdu. Yoğunluk sel çekilene dek sürdü. Aniden bastıran yağış su baskınlarına da neden oldu. Az önce söylediğimiz gibi bu arada suya gömülen araçların üzerine çıkan vatandaşlar da vardı. Vatandaşlar canlarını zor kurtardı. Düne dair en önemli teselli ise can kaybının yaşanmaması oldu.
Suya gömülen araçların üzerine çıktılar, canlarını zor kurtardılar. Abi taksici de kaldı orada ya. Aman yarabbim. Son yılların en çok yağışıydı. İstanbul'da aniden bastıran yağış su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası alt geçit girişlerinde araçlar mahsur kaldı. Taksici de kaldı orada ya. Aman yarabbim. Vatandaşların zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir kadın canını kurtarmak için aracın tepesinde oturdu, yardım bekledi. Bir taksici ise kendisini suya teslim etmemek için aracının tepesine tutundu. Abi taksici de kaldı orada ya. Aman yarabbim. O anlardan geriye ise bu görüntüler kaldı. Göle dönen kaldırımları aşmaksa İstanbullular için hiç de kolay olmadı. Bazı vatandaşlar demir kapılara tutunarak iş yerlerine vardılar. İşe gitmek için neler yapmadılar ki? Adeta akla karayı seçtiler. İstanbul sabahleyin bir kabusa uyandı. Adı seldi. Şehir içi ulaşımı felç oldu. Otomobiller yollarda kaldı. Metroyu su bastı. Otobüsler, metrobüsler güçlükle ilerledi. Yayalar adım atmakta bile zorlandı. Göle dönen kaldırımlarda ıslanmak istemeyenler ilginç görüntüler oluşturdu. İş yerlerinin demir kapılarına tutundular, adım adım ilerlediler. Bu şekilde su birikintilerinden kurtuldular. İşe gitmek tam anlamıyla bir maceraydı. Bunun gibi daha pek çok engel vardı. Sel felaketi tahmin edileceği üzere en çok da tünelleri ve alt geçitleri vurdu. Çünkü o noktalarda sular daha fazla birikti. Avrasya Tüneli'nde yaşananlarsa havadan İhlas Haber Ajansı drone ile görüntülendi. Yolları vuran sele tüneller de dayanamadı. Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı. Girişindeki yoğunluk havadan görüntülendi. Yağış fırtınası İstanbul'u yıkamasa da salladı. Taşan rögarlar suyu kente boşalttı. Çukurda kalan yol ve mahalleler suyla doldu. Tünel ve alt geçit girişleri afetin esir aldığı noktalardandı. Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı. Sürücüler araçlarını durdurdu. Yetkililer tünel ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Selde ıslanmak istemeyenler bariyerlere çıktı. Tünel öğleden sonra trafiğe açıldı. Mega kent sakinlerinin artık alışık olduğu o görüntü Üsküdar'da yine tekrar meydana geldi. Sel nedeniyle kara ve deniz yeniden birleşti. Denizle kara birleşti, insanlar mahsur kaldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle birçok yerde su baskınları meydana geldi. Bu inanılması zor görüntü de Üsküdar'da kaydedildi. Deniz ve sahil birleşti. Sel nedeniyle otomobiller yolda kaldı. Yayalar da diz boyu su nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul'da yaşanan sel nedeniyle ortaya çıkan inanılmaz görüntüleri paylaşmayı sürdürüyoruz. Vatandaşların durağa yanaşamayan bir otobüse imtihanı bakın nasıl gerçekleşti. Vatandaş kendi göbeğini kendi kesti, akrobatlık yaptı. Sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Otobüs sel sebebiyle durağa yanaşamadı. Vatandaş çamurlu suya basmak istemedi. Demir bariyeri kullandı. Ayaklar bariyere bastı. Eller otobüsten güç aldı. Teker teker inildi, aynı şekilde binildi. Toplu taşıma araçlarını kullananlar sel engelini böyle aştı. Abi,
Evine girmek için yüzmek zorunda kaldı. Evinin önü göle dönen gencin o zor anları kameralara bakın nasıl yansıdı. Evinin önü göle dönmüştü, o da yüzmeyi tercih etti. Ardı ardına kulaçlarını attı, sonunda evine ulaştı. Ancak geri dönmek zorundaydı. Çünkü yiyecek bir şeyler almalıydı. Yöntem değişmedi. Yine tatilci modunda simitçiye gitti. Sudan çıktı, simidini aldı. Sıra suyu tahliye etmeye gelmişti. İtfaiye ekiplerine yardım etti. Sonunda başarıya ulaştı. Her şey eskiye dönmüştü. Geriye ise bu ilginç manzara kaldı. Evlerinden bot yardımıyla kurtarıldılar. Selde mahsur kalan vatandaşlara itfaiye ekipleri yardım etti. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kaldılar. Kurtarılmak için dakikaları saydılar. İtfaiye ekipleri tarafından botlarla kurtarıldılar. İstanbul'da en fazla yağışı Silivri aldı. Yolları, evlerin ilk katlarına su bastı. İnsanlar endişeli bakışlarla o anları izledi. Tedirgin bir bekleyiş başladı. Araçların bu hali ise afetin boyutunu gözler önüne serdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İnsanları tek tek botlarla kurtardı. İstanbul'da selin en çok vurduğu bölgelerden biri Silivri'ydi değerli izleyenler. Önündeki notlara göre 200 evi Silivri'de su bastı. Şimdi oradan bir görüntü paylaşacağız. Bir vatandaş kafesteki kuşlarının zarar görmemesi için suya girdi ve onları bakın nasıl kurtardı. Muhabbet kuşlarını kurtarıyor, bak kanaryaları kurtarıyor baba. Evi su altında kaldı. Ancak onun aklı evdeki kuşlarındaydı. Baksana adam içeriden su çıkıyor. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Silivri Gümüşyaka'da evini su basan bir vatandaş kafesteki kuşlarının zarar görmemesi için suya girdi. Gene öğlende gene yağmur varmış. Eve giren adam kuşlarını alarak dışarı çıkardı. Muhabbet kuşlarını kurtarıyor, bak kanaryaları kurtarıyor baba. Evet. Ne yapsın? Gene öğlende gene yağmur varmış. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Silivri'de durum böyleydi. İstanbul'da selin etkilediği semtlerden bir diğeri ise Bahçeli Evler'di diyebiliriz. İlçede bahçe katları, bodrum katları dakikalar içinde sular altında kaldı. Metrekareye 65 kilogram yağmur yağdı. Bahçe katındaki küçük çocukları selden komşular kurtardı. Yeğenlerim, komşular Allah razı olsun yardım etti. Mesela bir buçuk yaşındaki bir çocuğu vardı. Onları çıkarttılar suyun içinde. Çıkardı, yağmurda doğurdu, komşular evlerini aldılar. İstanbul'da sel afetinden etkilenen ilçelerin arasında Bahçeli Evler de vardı. Bahçe katı ve bodrum katları selden nasibini aldı. Su basan bir evde küçük çocuklar yalnızdı. İmdatlarına komşular koştu. Saat 8'deydi yağmur yağdı. Ben çalışıyordum. İş yerinde telefon açtılar komşular falan. Evinize su bastı. Geldim, buraya su doludu. Yeğenlerim, komşular Allah razı olsun yardım etti. Mesela bir buçuk yaşındaki bir çocuğu vardı. Onları çıkarttılar suyun içinde. Çıkardı, yağmurda doğurdu, komşular evlerini aldılar. Kadar gelmişti. Şuraya kadar geldi, hortum. 2-3 tane hortum aldık. Buralar hepsi yıkadık. Pis suyu, kanar suyları, hepsi kokuyordu. İşte su basan bahçe katı evlerden biri sabah 8 saatlerinde itibaren ev su almaya başladı. Yoğun yağmurla beraber ve su seviyesi işte buralara kadar geldi. Hatta o kadar şiddetliydi ki su yerdeki parkeler bile kabardı. Pek çok eşya kurtarılmak için böyle yüksek yerlere kondu ancak birçoğu da kurtarılamadı. İtfaiye gün boyu sel ihbarlarına müdahale etmek için canla başla mücadele verdi. Bodrum katlardaki imalathaneler selden en çok etkilenen yerler arasındaydı. İstanbul'daki pek çok bodrum ve bahçe katında bu manzaralar yaşandı. Sabah saatlerinde aniden bastıran çok şiddetli yağmur işte buraları böyle metrelerce doldurdu. Bakın şurası 1.70 seviyesine kadar şu anda dolmuş durumda. Ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle su şimdi tahliye ediliyor ve bilek seviyesine doğru şu anlarda yaklaşmakta. Logar kapakları almıyor, doluyor.
direkt olarak suyu aşağıya veriyor. Ne kadar sürede doldu burası? Nereye kadar doldu? 15 dakikada şu duvarlara kadar. Su basan ev ve iş yerlerinde maddi hasar bir hayli büyüktü. Örneğin şu anda bir imalathanedeyiz. Burada tam 300 bin liralık maddi hasar var. Birçok yerde hasar olduğu için itfaiyede bir 5 saat sonra falan geldi. 5-6 saat sonra. Evet, son 32 yılın en yağışlı günüydü İstanbul'da. Yolları göle çevirirken yıldırımlarda megakenti arka arkaya düştü. 2 saatte düşen 6726 yıldırımdan biri yangına neden oldu. Yağış İstanbul'a yıldırımlarla geldi. Düşen binlerce yıldırım yangın da çıkardı. Sultan Gazi'de bir binanın çatı katı böyle tutuştu. Görüntü WhatsApp ihbar hattımıza iletildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevrede yaşanan panik görüntülere yansıdı. Alev boyu 5 metreye dayandı. Gökyüzüne doğru kara dumanlar yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İstanbul'da metrekare başına 65 kilograma yakın yağış düştü. Megakent en son 32 yıl önce böylesi bir yağışla karşılaşmıştı. 2 saatte düşen yıldırım sayısı ise 6726 olarak kayda geçti. Tabii bu yaşananlardan sonra normal olarak gözler yetkililere çevrildi. Onlardan gelecek açıklamalara baktık ve İstanbul'daki bu şiddetli yağışı Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan değerlendirdi. Arslan, bu bir afettir, zarar karşılanacak diye konuştu. Yağış tam bir afettir. Zararlar tespit edilecek, mağduriyetler karşılanacak. Açıklama Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. İstanbul'daki şiddetli yağış için afet diyen Bakan Arslan, metrekareye 250 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Yağış içinse olağanüstü açıklamasında bulundu. Ekipler gün boyu çalışacak diyen Arslan, Avrasya Tüneli'nde de güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi. Bakan Arslan, vatandaşın zararının tespit edileceğini ve mağduriyetlerin karşılanacağını da belirtti. Evet, günaydın. Türkiye'nin akışı içerisinde o sel felaketine ilişkin en çarpıcı görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak gündemimizde başka önemli gelişmeler var. Gelin onlara da bir göz atalım. Kurunun yanında yaş yanmayacak. OHAL Komisyonu bildiğiniz gibi hafta başı itibariyle göreve başladı. Dün de AK Parti grubunda konuştu Başbakan Yıldırım ve başvurulardaki son rakamları değerlendirdi. OHAL İnceleme Komisyonu başvuruları başladı. Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Sadece dün günün sonuna kadar 3028 başvuru yapılmış ve 1189'u valilik ve kurumlarca onaylanarak işleme girmiştir. Yıldırım yaklaşık 120 bin başvuru beklediklerini söyledi. Kurunun yanında yaş yanmayacak. Bu itiraz komisyonunun en önemli özelliği. İncelemelerden sonra eğer göreve iade yönünde bir karar çıkarsa ilgili kurum 15 gün içerisinde o kişiyi tekrar görevine başlatacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıyla devam edelim. Şehitlerimizin hakkını yedirmeyiz. Binali Yıldırım 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü hakkında da önemli değerlendirmeler yaptı. Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grubunda 15 Temmuz hakkında konuştu. Şehitlerimizin hakkını yedirmeyiz dedi. Kimse aziz milletin devletiyle birlikte kazandığı 15 Temmuz demokrasi zaferini küçümsemesin. Herkes yerini bilsin. Şunu herkesin iyi bilmesini istiyorum. Devletimiz ve hükümetimiz şehitlerimizin, bu aziz milletin hakkını terör örgütlerine ve onların yan sanayi siyasetçilerine yedirmez. Evet.
Şehitler Köprüsü'ne geldiler. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda nöbet tuttular. Çanakkale Gazi'mizin 3 torunu şehit ve gazilerimiz için bol bol dua etti. Üzerlerinde Çanakkale Gazisi dedelerinin üniformaları vardı. 3 torun 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda nöbet tuttu. Sarıkamış'ta olsun, Çanakkale'de olsun, tüm geçmiş şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Saffet Gümüş, yeğenleri Enes Polat ve Mehmet Ali Kurnaz. Üçü de Çanakkale Gazisi Abdullah Gümüş'ün torunu. Çanakkale Harbi'nde orada savaşmış ve sol bacağından 3 kurşunla, 3 mermiyle yaralanmış. Dedeleri vatan için şehadete yürümeyi göze almıştı. Torunları da aziz şehitlerimiz için Şehitler Köprüsü'nde 2 saat boyunca nöbet tuttu. 15 Temmuz Şehitler Makamı en yoğun gecelerinden birini yaşadı. Buradan Fatiha'mızı okuyacağız, dualarımızı göndereceğiz ve buradan ondan sonra gideceğiz. Nöbet fikri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkmıştı. Şehit ve gazi torunları da buna uydu. Beni en çok etkileyen anı dedemin kuru bir beksimetle 2 gün savaştığını anlatmış bana. Kan kırmızı bir zemin üzerine ay ve yıldız yansıtıldı. Al bayrağımızla süslenen Galata Kulesi muhteşem bir manzaraya büründü. Kan kırmızı zemin üzerine ay ve yıldız. Galata Kulesi'ne bayrağımız yansıtıldı. Manzarayı görenler mest oldu. Gün 15 Temmuz Milli Birlik Günü'ydü. Türkiye geneli kırmızı ve beyaza büründü. Galata Kulesi de süslendi. Bu sadece renkle de kalmadı. Kuleye ilk olarak şanlı bayrağımızın rengi yansıtıldı. Ay ve yıldız figürü manzarayı tamamladı. Görüntüler sabah saatlerinde kaydedildi. Bayrağımız ıssız Beyoğlu sokaklarına ışık tuttu. Bir köpek de al bayrağımızın dibinde uyudu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü gazetelerinden Wall Street Journal'da geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili bir röportaj çıktı. O ihanet röportajında yayınlanan bir fotoğrafaysa tüm Türkiye'den tepki vardı. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş da o fotoğraf hakkında açıklamalar yaptı. FETÖ elebaşı hainliklerine devam ediyor. Amerika'nın ünlü gazetesi Wall Street Journal'a skandal bir röportaj verdi. Söyleşide kullanılan fotoğraflardaki detaylarsa açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor. FETÖ elebaşı fotoğrafta seccadeye ayakkabılarıyla ters basıyor. Dini gelenekleri ayaklar altına alıyor. Odada bulunan televizyondaki yazıysa örgüt militanlarına mesaj veriyor. Sıradan bir akıl ve bilgi sahibi FETÖ'nün oradaki ayakta verdiği fotoğraftan, giyiminden, kuşamından, yüz ifadesinden ve söylediğiniz gibi orada arkasındaki ekranda yazan o açık mesajdan ne söylemek istediğini ve ne halt ettiğini çok açık bir şekilde anlar. Çok açık bir şekilde sürekli mevzi kaybeden, sürekli milletin gönlünde mahkum olan, sürekli mahkemeler karşısında hesap veren, darmadağınık olan örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit içeren orada sözler var. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Amerikan yönetimine FETÖ elebaşının faaliyetlerini kısıtlayın çağrısı yaptı. Biz Amerikalı yetkililere şunu söylüyoruz. Bu adamı derhal derdest edip tutuklamayı gerektirir. Ama siz diyorsanız ki bu bir hukuk sürecidir, o zaman buyurun adamı bulunduğu yerde hiç olmazsa, yani tutuklayıp bize iade etmiyorsanız hiç olmazsa orada faaliyetlerini kısıtlayın, ev hapsini alın, göz hapsini alın. Eli kanlı bir katil örgütün başı oradan tehditlerini Türkiye'yi sürdürmeye devam edecek, bu kabul edilemez. Bu arada İçişleri Bakanlığı'na da FETÖ operasyonu vardı değerli izleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Baylok kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ temizliği hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Bu seferki adres İçişleri Bakanlığı'ydı. İçişleri Bakanlığı çalışanı, Baylok kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı verilen bu kişilerden birisinin faal çalışan, diğerlerinin ise açıkta veya ihraç olduğu öğrenildi. 15 Temmuz destanı artık müfredata girdi. Değerli izleyenler, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz önümüzdeki yılın eğitim ve öğretim müfredatını açıkladı. Önemli bilgiler verdi. Kazanım toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar kazanımında, demokrasinin işleminin işlenmesi sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ele almasını isteyeceğiz. 15 Temmuz güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı. 51 ayrı müfredat yenilendi. Yeni müfredat bu sene 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacak. Yeni müfredatta 15 Temmuz şehitlerimiz unutulmadı. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ardından yaşanan destan müfredata kondu. Terörü önlemeye yönelik tedbirlere 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması örneği üzerinde değinmesini istiyoruz. Demokrasi de eğer sahip çıkarsanız siz onu hak ediyorsunuz demektir. Bu Türk milleti 15 Temmuz'da demokrasiye ve milli iradeye hak ettiğini hem de dünyada hiçbir ülkenin vatandaşlarının hak etmediği kadar hak ettiğini gösterdi. Bu çok büyük bir kazanımdır. Bundan dolayı da bu kazanımı nesilden nesile aktarılması için el birliğiyle ama hep beraber 80 milyon hep beraber çalışmamız lazım. Bölücü terör örgütü artık nefes alamaz duruma geldi. AK Parti grubuna seslenen Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadele operasyonlarındaki son durumu paylaştı. Ellerini kaldırarak yavaş yavaş ilerle. Dediklerimi asiyen uygula. Kimse sana bir şey yapmayacak. Sağa dön. Başbakan Binali Yıldırım bir kez daha terörle mücadeledeki kararlılığını yineledi. Operasyonlardaki son durumu paylaştı. Terörist kalleştir, terörist korkaktır. Ve artık bölücü terör örgütü çaresizdir. Çünkü kesintisiz süren operasyonlarla örgüt artık nefes alamaz duruma gelmiş. Şu anda bölgede çok yaygın, yoğun biçimde operasyonlar gece gündüz devam ediyor. Bırakın örgüt adam bulmayı, mühimmat depolamayı, yiyecek sağlamayı bile temin edemeyecek hale geldiler. İçerideki teslim ol. Teslim ol. Kimse sana bir şey yapmayacak. Ölmeyi değil yaşamayı seç. Dağlarındaki inlerinde bile saklanamıyorlar. Çaresizliklerinin nedeni budur ve bunun için sivil ve savunmasız vatandaşlarımıza hedef alıyorlar. Bu topraklarda tek bir terörist kalmayıncaya kadar bütün örgütlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Diyarbakır'dan hareketli görüntülerle devam ediyoruz. Basın açıklaması yapamayınca oturma eylemi yapmak istediler. Polisin uyarısına rağmen dağılmadılar. Hal böyle olunca arbede çıktı. 28 kişi de gözaltına alındı. Keske bağlı sendikalara üye grup izinsiz gösteri düzenledi. Polis müdahale etti. Olay Diyarbakır'da yaşandı. Grup kanun hükmünde kararnamelerle görevden ihraç edilen üyeleri için basın açıklaması yapmak istedi. Kentte açık alanda her türlü toplantı ve gösteri yasaktı. Polis anonsu bunu açık şekilde ortaya koydu. Grup buna rağmen gösteriye devam etti. Oturma eylemi yapmak istedi. Dağılmamakta direndi. Polisin ikinci anonsu da fayda etmedi. Müdahale bunun ardından geldi. Arbede çıktı. 28 kişi gözaltına alındı. Ve günaydın Türkiye'de Katar krizi diyeceğiz. Krizin sona ermesi için Ankara'nın diplomatik atakları sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Körfez ülkelerine gideceğini paylaşmıştık. Erdoğan'ın ilk olarak Suudi Arabistan'a gitmesi planlanıyor. Ve Körfez halkı, sizlere sesleniyorum. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. Türkiye, Katar krizini çözmek için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine çıkarma yapacak. Erdoğan'ın ilk durağı, krizin taraflarından Suudi Arabistan. Özellikle Suudi yönetimine benim bir ricam var. Siz Körfez'in en büyüğüsünüz. En güçlüsüsünüz. Biz size Hadimul Haremeyn-i Şerifeyn dedik. Siz düşmanlıkları değil, özellikle siz orada kardeşliğin baş tacı olmalısınız. Ardından arabulucu rolünü üstlenen Kuveyt'e gidecek ve son ziyaretse Katar'a yapılacak. Erdoğan, Körfez ziyaretlerini 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek. Polis zoruyla mahkemeye getirilme kararı olan dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, 28 Şubat davasına katıldı. Çiller, mağdur ve tanık sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 5 yıldır devam eden 28 Şubat davasının 89. celsesi görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 103 sanık yargılanıyordu. Davaya daha önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı verilen Tansu Çiller, İstanbul'dan Segbis aracılığıyla katıldı. Mağdur ve tanık sıfatıyla ifade veren Çiller, amaç hükümeti götürmekti. Bunun için DYP'yi parçalamak lazımdı. Parçaladılar. Refah Partisi'ni de kapattılar. Ama süreçte asıl mağdur merkez sağ oldu dedi. Ravza Kavakçıkan başta olmak üzere AK Partili kadın milletvekilleri de duruşmayı izledi. Bizler milletimiz adına bu davanın takipçisiyiz. Özellikle kadınlar 28 Şubat kararları alındıktan sonra başörtülü olarak eğitim, çalışma, siyasal tüm haklarından mahrum bırakıldıklarında çift yönlü ayrımcılığa maruz bırakıldılar. AK Parti'den CHP liderine sert tepki geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na meydan okuyorum demişti. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ise Kılıçdaroğlu'na sert bir cevap verdi. Korkak değilsen, ödlek değilsen, vandal değilsen çık karşıma. Çık, sana açıkça meydan okuyorum. Cesaretin varsa çıkarsın. 15 Temmuz gecesi bu millet kimin korkak, ötlek, kimin cesur ve kahraman olduğunu çok net bir şekilde görmüştür. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gecikmedi. AK Parti parti sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ünal'ın hedefinde skandal açıklamalara imza atan CHP lideri vardı. Bizim seni konuşmak gibi bir derdimiz yok. Hatta biz eğer seni konuşmasak, senin kısa bir süre içerisinde siyasetin gündeminden kaybolacağını da biliyoruz. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun devletin meşruiyetini tartışmaya açmasına tepkiler gecikmedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin, siyasetin, devletin meşruiyetini tartışmaya açarak ve meşruiyet zeminini yok etmeye çalışarak ne yapmak istemektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen olağanüstü halin uzatılması kararı hukuk dışı bir yolla mı alınmıştır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başka bir anayasayı mı referans almaktadır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki başka bir anayasayı esas alarak konuşuyor, buna cevap vermesini istiyorum. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi saatlerimiz 7.25'i gösteriyor ve gazetelerin yazılı basının manşetlerine bakacağız birlikte. Her zaman olduğu gibi gelin Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Bakalım 19 Temmuz Çarşamba Türkiye Gazetesi'nde hangi haberler öne çıkıyor? Sormak gereksiz haliyle dünkü sel felaketi var her gazetede. Marmara'da 32 yılın afeti başlığını seçmiş Türkiye Gazetesi bugün. Metrekareye 128 kilogram yağışın düştüğü İstanbul'da kabus dolu bir gün yaşandı ve
Merter metro istasyonu önünde çekilen Venedik'i andıran görüntüler Türkiye Gazetesi'nde işte böyle paylaşılıyor. Haberin spotlarında E5 göle dönüştü denmiş. Metrobüsleri su bastı bir başka görsel ve metro istasyonları kapandı. İşte Bayrampaşa metro istasyonu dün orada yaşananlar an be an ekranlara getirmiştik. Ve en büyük zarar Silivri'de 200'den fazla evi su bastı. Bildiğiniz gibi Silivri'de en çok zararı Silivri gördü ve o gelişmede öne çekilmiş, ön planda tutulmuş Türkiye'de. Kandili Bora füzesi vuracak. Türkiye Gazetesi'nden bir başka haber. Batuhan Yaşar'ın kaleme aldığı yazı. Terörle mücadelede artık yeni bir enstrümana sahibiz diyor Batuhan Yaşar ve Bora füzelerinin 270 kilometre artı menzilli milli füzeler olduğunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğinin altını çizmiş Batuhan Yaşar. Hemen altta PKK yiyecek bile bulamıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması terörle mücadeleye ilişkin iki bağlantılı haber alt alta verilmiş Türkiye Gazetesi'nde. Bir haber daha aktaralım. Çalışmayana yardım yok. Aile Bakanlığı inceleme yaptı. 18-25 yaş aralığında sosyal yardım alan 157 bin kişinin çalışabilir durumda olduğu belirlenmiş ve işverenlere 6 ay sonra da sigorta prim teşviki yapılacakmış ve projeyle sosyal yardım alanlarında istihdamı sağlanacak deniyor haberde. İstihdam projelerine ilişkin önemli bir haber. Detaylarını Türkiye Gazetesi'nde bulabilirsiniz ve devam edelim. Türkiye'nin ardından hemen Sabah Gazetesi'ne geçelim basın turunda. Bakalım Sabah'ta hangi haberler var 19 Temmuz Çarşamba'da. Sabah Gazetesi İstanbul'daki sel felaketini sürmanşete taşımayı seçmiş. Gördüğünüz gibi 100 yılın yağmuru başlığı atılmış Sabah Gazetesi'nde. Temmuz ortasında İstanbul'u vuran yaz yağmuru kabusa döndü. Yağış son 106 yılın en yüksek 3. yaz yağış değeri olarak kaydedildi. İşte İstanbul'un çeşitli yerlerinden gördüğünüz gibi Ali şöyle görüntüleyebilirsin. Yağmurda motosiklet kullanan mı ararsınız, yüzen mi ararsınız, botlarla kurtarılan mı? Yani gelişebilecek her türlü görüntü dün İstanbul'da meydana geldi. Akıl almaz görüntülerdi gerçekten. Sabah'ta logonun hemen altında paylaşılan bir diğer haber. FETÖ'nün çaldığı 48 milyar lira millete döndü. Bakalım ne var detayında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK'ya sunulan rapor, FETÖ'ye vurulan ağır darbeyi de ortaya koydu denmiş. Yapılan işlemlerle FETÖ'nün 7,5 milyar liralık gayrimenkul, 41 milyar liralık şirket varlığı olmak üzere toplam 48,5 milyar lira değerindeki mal varlığı devlete geçti deniyor. Bu önemli haberin, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin önemli haberin detayları da Sabah gazetesinde okunabilir. Sabahın ardından gelin Yeni Akit'e bakalım. Basın turumuz devam ediyor tüm hızıyla. 19 Temmuz Çarşamba bakalım Yeni Akit'te hangi haberler var ilk sayfada. Başbakan Türkiye'yi 2019 yılına taşıyacak yeni iç tüzüğün ruhunu anlattı. Dünkü grup toplantısından bir görselle paylaşılıyor haber. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'yi 2019'daki başkanlık seçimine taşıyacak olan yeni meclis iç tüzüğü için bu iç tüzük parlamentonun verimliliğini artıracak. İç tüzüğün ruhu az laf çok iş dedi. Dünkü açıklamaları Yeni Akit gazetesinde işte böyle görülmüş Başbakan Binali Yıldırım'ın. Son gazetemiz diyeceğiz basın turunda Milliyet. İlerleyen saatlerde yine basın turumuz olacak ama bu saate ilişkin son gelişmeler Milliyet'ten olacak. Milliyet gazetemizi açtık. 2 saatte şehir durdu başlığı yine Milliyet'te geniş bir yer ayırmış İstanbul'daki sel afetine. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağış İstanbul'da yaşamı felç etti. Kentin altyapısı çökünce alt geçit, otopark, metro hatta metrobüsleri bile su bastı. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı denmiş ve felakete ilişkin görsellerde Milliyet'te böyle paylaşılmış. Çarpıcı bir bilgi paylaşmakta fayda var. Su gidecek yer bulamıyor. Önemli bir açıklama. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği bölümünden Profesör Orhan Şen söylüyor bunu. Ve tablonun tropik yağış modeli olduğunu belirtiyor. Tropikal ülkelerde görülen yağışlara benzetmiş. Tipik bir şehir seli. Su betondan gidecek yer bulamıyor denmiş. Altı çizmekte fayda var. Betondan gidecek yer bulamıyor. İstanbul'da son yıllarda yaşanan betonlaşma da işte bu açıklamayla gündeme getirilmiş. Son bir haber Milliyet'ten paylaşacağımız. Evde mi konuşayım? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Serpil Çevikcan'ın haberi Milliyet'ten Kılıçdaroğlu'la sohbet etmişler ve şunları söylemiş. Yürüyüşleri evindeki koridorda devam ettiğini anlatmış Kılıçdaroğlu ve sokak eylemlerine devam edeceğiz sözlerine de açıklık getirmiş. Söz hakkımız kısıtlanırsa konuşmaları nerede yapacağım diye sormuş CHP lideri Kılıçdaroğlu.
Bu haberle birlikte basın turunu noktaladık değerli izleyenler, ancak Günaydın Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izleyenler, hatırlayacaksınız, Mimarlar Odası'nın Anıtkabir imarı açılıyor yönünde bir iddiası vardı. İşte bu iddiaya cevap Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek hem o iddiaları yalanladı hem de başka önemli açıklamalarda bulundu. İzleyelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Anıtkabir imarı açılıyor iddialarına sert tepki gösterdi. Anıtkabir'i yıktırmayız, ranta açtırmayız. Kimse Anıtkabir'e dokunamaz, dokunan eller kırılır. Sizin kafanız kırılsın diyeceğim de içimden gelmiyor. Mimarlar Odası'nın ortaya attığı iddialar üzerine açıklamayı yapan Gökçek, yapılacak değişikliğin Milli Savunma Bakanlığı'nın istediğini söyledi. Şimdi söylediklerinin, anlattıklarının hiçbir gerçekle alakası yok. Yapılan iş sadece mevcut durumun, tabiri caizse plana işlenmesinden ibaret. Bir, bu plan mecliste oy birliğiyle, yani AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle geçti. Gidip CHP'lilerden hesap sorsanız, soran yok. Trabzon'dan görüntülerle devam edeceğiz. Cadde ortasıydı ve park meselesi yüzünden tartışma çıktı. O tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Ama tartışmanın tarafları da oldukça dikkat çekiciydi. Herkese zulüm ediyorsunuz. Herkes. Bir tarafta CHP'li milletvekili. Herkese zulüm ediyorsunuz. Siz demokrasi yapıyorsunuz. Diğer tarafta Orta Hisar Kaymakamı. Ben milletvekiliyim, benimle konuşurken saygılı konuşun. Aracınıza binin ve gidin. Burada trafiği engelleme. Gitmeyeceğim kardeşim. Gitmeyeceğim. Burası benim yerim. Trabzon Orta Hisar'daki bu tartışma yol meselesinden çıktı. Gitmeyeceğim. Burası benim yerim. Burası halkın yeri. Sizin yeriniz değil. Siz de halka hizmet etmek için, külfet olmak için gelmediniz. Ben halka hizmet ediyorum. CHP milletvekili hatalı park yapıldığını öne sürdü. Kaymakamla tartıştı. 20 yıldır beni tanıyan CHP'lilere sorun, görevlilere sorun. Ben kim olursanız olun, görevinizi yapacaksınız. Görevinizi yasalara göre yapacaksınız. Ben görevimi yapıyorum. CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen öfkeliydi. Orta Hisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu Pekşen'den geri kalmadı. Neyse ki gerginlik kısa sürede önlendi, iki siyasi makam araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Benim burada bir Allah'ın kuluna... Herkese zulüm ediyorsunuz, herkese. TEOG'da bundan böyle açık uçlu soru dönemi başlıyor. Sevgili seyirciler, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren bu açıklama Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı TEOG sisteminde değişikliğe gidiyor. Gelecek dönem öğrencilere açık uçlu sorular yöneltilecek. Bundan sonra yapılacak ilk TEOG sınavında 6 ile 8 arasında bir sorunun açık uçlu soru olmasını öngörüyoruz. Açık uçlu soruların yöneltileceği dersler henüz netleşmedi. Ancak öğrencilere yorum içermeyen sorular hazırlanacak. Kişisel yorum içermeyecek, ancak verilen bilgileri yorumlayıp analiz ederek soruları cevaplayabilecekleri açık uçlu soruların sorulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. TEOG puanları açıklandığında öğrencilere soruların imajları doğru cevaplarla sunulacak. Bakanlık ayrıca öğrencilere takviye kurslarında sunulan kazanım kavrama testlerinin açık uçlu soruları yöneltecek. Böylece öğrenciler TEOG sınavındaki yeni uygulama için tatbikat yapmış olacak. Yeni sisteme alışmış olacaklar. Kazadan sonra sinirler gergindi. Polisle tartışan, itişip kakışan sürücü yaka paça gözaltına alındı. Polise tartıştı, kimliğini vermemek için direndi. Olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. İki otomobil çarpıştı, üç kişi yaralandı. Araçlardan birinde bulunan kadına alkol testi yapılmak istenirken kadın yere düştü.
sıra önündeki otomobile çarpan aracın sürücüsüne test yapmaya gelmişti ancak sürücü test yaptırmak istemedi. Kimliğini isteyen polise uzun süre direndi. Polise uzun süre direnen sürücü yaka paça gözaltına alındı. Bakarak taciz ettim dedi, kavga çıkardı. Halk otobüsünün içinde yumruklar havada uçuştu. Halk otobüsünün içi ringe döndü. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Zonguldak'tan. Bir genç, birinin kız arkadaşına bakarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Genç ve yanındaki erkek arkadaşı şahsı tartaklayıp dövmeye başladı. Otobüsün içinde yaşananları çocuklar korkuyla izledi. İki genç daha sonra adamı aşağı indirerek kavgaya devam etti. Sürücünün haber vermesiyle olay polise intikal etti. Otobüs beklerken kendilerini yerde buldular. Olayın geçtiği yerse bir duraktı. Görüntüler başkentte Filistin Caddesi'nde bir otobüs durağından. Bir kişi duraktaki bankta oturarak otobüs bekliyor. Kısa bir süre sonra banka bir kadın daha oturuyor. Ayakta kalan arkadaşının da oturması için kenara kayıyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ancak kadının arkadaşının da banka oturmasıyla olanlar oluyor. Üç kişinin ağırlığına dayanamayan bank kırılıyor. Ve ne olduğunu anlamadan kendilerini yerde buluyorlar. Yere düşen vatandaşlar ve çevredekiler kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. Görüntüleri güvenlik kamerasından izleyenlerse kahkahalarına hakim olamıyor. Ölen babaları için gözyaşı döktüler. Değerli izleyenler, kontrolden çıkan bir araç aydınlatma direğine saplandı. Üç çocuk babası adam kazada öldü. Çocukların feryatları ise yürekleri dağladı. Baba neredesin baba? Baba! Trafik kazası bir babayı evlatlarından ayırdı. Olay yeri evlatlarının feryatlarıyla inledi. Yeter abi ya. 47 yaşındaki Vedat Yenilmez otomobiliyle seyir halindeydi. Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Araç hurdaya döndü. Karabüklü baba olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye koşan oğulları, kızı ve eşi sinir krizi geçirdi. Oğlu cenazesini kapatan örtüye sarıldı. Sinir krizi geçiren kızı ise sedye başında çırpındı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Direğe saplanan araçsa yoldan kaldırıldı. Olaydan geriye baba için dökülen ağıt dolu bu kelimeler kaldı. Baba neredesin baba? Baba! Rusya'da 26 katlı bir otelde yangın çıktı. O sırada tadilat çalışması yapılan binadaki tüm işçiler zamanında tahliye edildi. Hal böyle olunca can kaybı yaşanmadı. Burası Rusya'nın başkenti Moskova. Görüntüler kentin en meşhur caddelerinden Novi Arbat'ta kaydedildi. Yangın 26 katlı binanın 7. katında başladı. Kısa sürede alt katlara sıçradı. Göğü yoğun duman tabakası kapladı.
Otelde tadilat çalışması yapılıyordu. Binada bulunan 100 işçinin tümü tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmalarına 21 itfaiye görevlisi katıldı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yine sel görüntüleri ama bu kez İstanbul'dan değil de Çin'den. Aşırı yağışa bağlı olarak nehirdeki su seviyesi yükseldi. Kamyonlar ilerleyemedi, ortasında kaldı. İçindekilerse operasyonla bakın nasıl kurtarıldı. Selde mahsur kaldılar. Kamyonun tepesine çıktılar. Yardım eli kurtarma ekibinden geldi. Sağanak yağış Çin'de etkili oldu. Bir kamyon nehri geçerken su seviyesi aniden yükseldi. İçindeki iki kişi kıyıdan bir kilometre uzaklıkta mahsur kaldı. Su seviyesi dakikalar geçtikçe yükseliyordu. Selzedeler kamyonun üzerine çıktı. Neyse ki kurtarma ekibi çabuk yetişti. Kurtarma düzeneği kuruldu, araca ip bağlandı. Zamana karşı bir yarış başladı. Zira kamyonun suya gömülmesi an meselesiydi. Önce selzedelerden biri gerilen ip aracılığıyla kıyıya çekildi. Sonra da diğeri. Kurtarma operasyonu yaklaşık 3 saat sürdü. Geri geri giden otomobil motosikletliği altına aldı. İnanılmaz kazanın görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Otomobil sanki canlandı. Bir canavar gibi kurbanını yuttu. Bu ölümcül ve bir o kadar da absürt kaza Çin'de yaşandı. Sürücü ayağını gaz pedalından bir türlü çekmedi. Geri geri giderken bariyere çarptı. Aracın arka tarafı havaya kalktı. Oradan geçmekte olan motosikletliği böyle altına aldı. Otomobilin altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi. Günaydın Türkiye'de ilk bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çarpıcı bir görüntü daha olacak sırada. Koşar adım geldi ve bakmadık delik bırakmadı. Hayalindekine kavuşamayınca da boynu bükük ayrıldı. Bakın kimden bahsediyoruz. Geldi, beldeyi dolaştı. Arşınladı sokaklarda yiyecek aradı. Aynı yoldan geri döndü. Bozayı Sivas Gemerek'teki Sızır beldesine inmişti. Aç olduğu her halinden belliydi. Hızlı adımlarla yiyecek aradı. Sokak sokak gezdi. Burnuna gelen kokunun izini sürdü. Yer yerde hisleriyle hareket etti. Ne yaptıysa boşa çıktı. Çabaları hep sonuçsuz kaldı. Koşar adım geldiği beldeden boynu bükük ayrıldı. Saatlerimiz 7.45'i gösteriyor değerli izleyenler. Ne demek oluyor bu? Günaydın Türkiye'de ikinci bölüme başlıyoruz. Bizleri aynı zamanda YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda TGRT FM'den de dinleyebilirsiniz. Bu önemli hatırlatmanın ardından hemen gelin özetlere bakalım. İlk olarak malum bir yıllık yağış 12 saatte yağdı diyeceğiz ve İstanbul'daki o sel felaketinden akıllara kazınan görüntüleri izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi İstanbul'da dün altyapı sistemi büyük bir zarar gördü. Hatta Üsküdar'da işine yetişmek için yüzmek zorunda kalan vatandaşlar vardı. Tüm o çarpıcı görüntüler az sonra Günaydın Türkiye'de olacak. Bir diğer başlığımız karısını korkutmak için bomba kurdu. Günün gerçekten en ilginç haberlerinden biri Zonguldak'tan geldi değerli izleyenler. Arabasına yürüyen bir vatandaş Zonguldak'ta yaklaştı ve arabasının altında bir bomba düzeneği buldu. Peki olayın arkasında neler var? Birazdan hep birlikte izleyeceğiz. Ve milletvekilleri birbirine girdi diyeceğiz. Görüntüler Tayvan'dan olacak. İktidar ve ana muhalefet arasında öyle bir kavga çıktı ki gerçekten inanılır gibi değil. Az sonra o görüntülerde Günaydın Türkiye'de.
Günaydın Türkiye'de ikinci bölüme başlıyoruz değerli izleyenler. Malum ilk önce o yağışı gündemimize taşıyacağız ve haberlerimizi peş peşe sizlere aktaracağız. Bir yağdı, pir yağdı diyebiliriz. Metrekareye bakın, İstanbul'da dün kaç kilogram yağış düştü? Göle dönen yollar da vardı, su basan evlerde. Metrekareye 65 kilogram yağış düştü. İstanbul afetlerle boğuştu. Bir saat içerisinde 65 kilogram doğu bölgelerde ve merkezde, batı bölgelerde 110 kilogram ki Temmuz ortalaması 32 kilogram olarak verilmekte. Yoğun bir yağış geldi. Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Megakent'te metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Rüzgarın hızıysa saatte 80 kilometreye yavaş, kadar yavaş, çıktı. Yavaş bak. Yavaş lan. Sağnağa ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan açıklama geldi. Şunu söyleyebilirim. Geçmişle mukayese ettiğimiz zaman bundan daha az yağışlarda çok daha fazla ihbarlar alırdık. Birkaç noktada ciddi bir alt geçit tıkanmaları oluştu. Sayın Valimiz de ifade ettiği gibi diğer noktalarda mümkün mertebe müdahale edilerek çözüldüğünü söyleyebilirim. Belediyeye bağlı ekipler her bölgede durum tespiti yaptı. Trafikte aksamalar meydana geldi. Bazı metro seferleri de gecikmeli olarak yapıldı. Gece 5 oldu. Gece bak. Sel dün İstanbul'da binlerce evi vurdu diyebiliriz. Özellikle binaların zemin katındaki evlerde büyük sorun vardı. Eşyalar sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Çocukları buradan aldık. Yoksa şuralara kadar su dolulardı. Doluydu. Buraya tırmanmışlar, pencerede rehin kalmışlar. Burayı kırmasam çocuklar gitti. Zeminden yükselen su insanların hayatını tehlikeye attı. Küçük kız çocuğu neredeyse boğulacaktı. Koştum, komşumu su bastı. Ev bunlar pencereye tırmanmış. 3 tane annesiyle beraber bu kız çocuğu. Ben koştum, balyozu, gazmayı kömürlükten alıp gelene kadar göl içinde kalmışlar. Vurdum, kırdım, kurtardık çocukları. İstanbul'daki aşırı yağış nedeniyle evlerin zemin katlarını su bastı. O evlerden birinde 7 yaşındaki Bahar ailesiyle yaşıyordu. Abi oradan sen bir göstersene şurayı. Sel nedeniyle ailesiyle zor durumda kaldı. Küçük kızı komşuları kurtardı. Çocukları buradan aldı. Yoksa şuralara kadar su dolulardı. Doluydu. Buraya tırmanmışlar, pencerede rehin kalmışlar. Burayı kırmasam çocuklar gitti. Her evde benzer manzaralar yaşandı. Bazıları ise evlerinin o haline dayanamadı. Çok sinirlerim bozuk, konuşamayacağım. Yaşanan su baskınlarını vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bir anda bastıran sağanak yağış İstanbul'da sele neden oldu ve çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. İşte o görüntüler. Kanalizasyonlar tıkandı, aşırı yağış sele döndü, caddeleri su bastı. Görüntüler İstanbul Eyüp'te kaydedildi. 65 kilogram yağmurun düştüğü İstanbul'da altyapı dayanamadı. Rögarlardan su fışkırdı, araçlar suda böyle sürüklendi. O anlarda sürücüler çaresiz kaldı. Felaketin geçmesini beklediler. Gök gürültüleri bir an olsun durmadı. Evet, dün sabah saatlerinde aniden bastırdı dedik şiddetli sağanak. İstanbullulara da zor anlar yaşattı. Alt geçitler suyla doldu. Sürücüler araçlarını o noktada terk etmek durumunda kaldı. İstanbul'u sel esir aldı. Şiddetli yağış nedeniyle alt geçitler göle döndü.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağıştan Koca Sinan'da bulunan Recep Yazıcıoğlu alt geçide nasibini aldı. Bakın şu anda o alt geçitteyiz. Sel basmış durumda alt geçidi ve 4 araçta mahsur kaldı. Bir araçta alt geçidin ortasında yüzerek orada bekliyor. Yeni Bosna'daki alt geçitte mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Suyun içerisinden çıkartılan aracın yanındayız. Araç araçlıktan çıktı, neden diye sorarsanız su aldığından dolayı aracın bütün mekanik araçları zarar görmüş durumda, çalışmıyor. Aynı zamanda aracın içerisine baktığımız zaman aracın içi adeta çöplüğe dönmüş durumda. Alt geçitte su seviyesi 3 metreyi geçti. Şimdi alt geçidin tam ortasında mahsur kalan aracın yanına gitmek istiyoruz ancak gidemiyoruz. Neden diye sorarsanız işte tam bu noktadan itibaren su seviyesi ayak bileklerimize kadar geliyor. Orada mahsur kalan aracın bulunduğu noktada su seviyesiz ise 3 metreye kadar ulaşmış durumda. Araçların yakıtı boşaldı, alt geçidi koku sardı. Önlem alan ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Sel vurdu, vatandaş sokakta yüzerek evine gitti. İşte dün Günaydın Türkiye'nin akışı içinde canlı yayında o görüntüyü ekranlarınıza getirmiştik. Birazdan detaylarıyla yeniden karşınızda olacağız. Ama önce gelin Silivri'ye gidelim. Silivri'de sel nedeniyle 200 evi su bastı ve sokaklar kızıla büründü. Canını kurtarmak için evlerinden çıkanlar sokaklarda güçlükle ilerledi. Kızıla bürünen su boyu aşmıştı. Mahsur kalanların yardımına itfaiye koştu. Kendi imkanıyla canını kurtaranlar da vardı. İstanbul'daki şiddetli yağışın en çok etkilediği yer Silivri'ydi. Evler suya gömüldü. Bölge neredeyse tamamıyla kızıla büründü. Çaresiz kalan bölge halkı evlerine dolan suları tahliye etti. Kurtarma ve itfaiye ekipleri halkın yardımına koştu. Su yer yer 1,5 metreden fazla birikmişti. İnsan boyunu aşmasına ramak kalmıştı. Vaziyeti görenler kurak bölgelere koştu. Bazıları seli yararak ilerledi. 100 metre kadar ilerideydi evi. Şimdi mikrofonu açtım. Silivri'de gün boyu manzaranın rengi aynıydı. Durmaksızın çalışan ekipler aman diyenin yardımına yetişti. Sağanak yağış dün önüne kattığı her şeyi sürükledi İstanbul'da. Alt geçitte mahsur kalan bir araçsa vatandaşların çaresiz bakışları arasında kayıp gitti. Pencerenizi kapatın. Sürücüye sesini duyurmaya çalıştılar. Ancak sele kapılan araç gözlerinin önünden kayboldu. Bastıran sağanak yağış İstanbullulara kabusu yaşattı. Sel önüne kattığı araçları sürükledi. Bu da gitti bak, kaçıldı. Sürücüler Yeni Bosna'daki alt geçitte mahsur kaldı. Niye geri gitmedi ki o? Vallahi niye geri gitmedi anlamadım ya. Sürüklenen araç vatandaşların çaresiz bakışları arasında kayıp gitti. Ve gelelim dünün en çarpıcı görüntülerinden birine. Aklımıza kazınan o görüntüye İstanbul'da Üsküdar'da kaydedildi. Bir vatandaş kulaç atarak iş yerine ulaşmaya çalıştı. İzliyoruz. Daldı, kulaç attı. Yüzdüğü yer ne göl ne de denizdi. İstanbul'u sağanak vurdu. Bu görüntü Üsküdar'da kaydedildi. Aşırı yağış bölgeye sel getirdi. Çaresiz kalan adam gideceği yere yüzerek ulaştı. Attığı kulaçlar suyun şiddetinin ve derinliğinin göstergesiydi. Yağış devam edince afetin boyutu daha da arttı. Selde yüzen adamdan geriye bu görüntüler kaldı. Dün sel vurdu ve cep telefonlarına sarıldı vatandaşlarımız, özellikle de TGRT Haber izleyicileri. Onlar görüntüleri kaydetti, bize yolladı, biz de paylaştık. Bakalım WhatsApp ihbar hattımıza afete dair neler gelmiş. Metro istasyonlarını bastı. Yolları vurdu. 2, 4, 6 tane araba suyun içinde şu an.
Silecekler durmaksızın çalıştı. Deniz suyu karayla birleşti. Afet İstanbul'da esir almıştı. Telefonlar cebe girmedi. Zor anlar birbiri ardına kaydedildi. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattına görüntü yağdı. Rögarlar sele dayanamayınca kapakları söküldü. Sel kaçınılmaz hale geldi. Yollar suya teslim oldu. İş yerleri ve evler su altında kaldı. Bir iş yerini basan afet böyle görüntülendi. Oğlum duvardan fışkırıyor ya. Kapalı çarşıdan turist yerine su aktı. Selin akmadığı tek bir köşe dahi kalmadı. Malının derdine düşen esnaf tahliye çalışması yaptı. Cadde esnafı kaldırım taşlarını dükkanlarına siper etti. Taşların sele kapılmaması için kol gücüyle tampon yapıldı. Şiddetli yağışa çatılar bile direnemedi. Yağmur İstinye'deki alışveriş merkezine bardaktan boşanırcasına düştü. Sel Çırağan Sarayı'nın lobisini de vurdu. Milyon liralık halı çamur deryasına döndü. Çalışanlar halıyı kurtarmak için çabaladı. Sağ tarafta Melih Mosfer Camii, karşı tarafta da Marmara İstasyonu. Gölü de geçen E5 karayolu denize dönmüştü. Bir motosiklet güçlükle ilerleyebildi. Metrobüste yaşanan telaş kamerayla kayıt altına alındı. İstanbul genelinde manzara buydu. Yolun karşısına geçmek isteyen paçaları bile sıvamadı. Her yer su olunca buna gerek kalmadı. Sağanak yağmur sele dönüştü, sel İstanbul'u fena vurdu. İstanbul'daki sel felaketine ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz saat başı itibarıyla. Değerli izleyenler, sağanak yağış kısa sürede İstanbul'da sadece 2 saatte her yeri göle çevirdi. Binden fazla ev ve iş yeri de sular içinde kaldı. İstanbul Fatih'te bir aile canını zor kurtardı. İzliyoruz. Saatler öncesinde burada nasıl bir tablo vardı düşünemiyorum. Metrelerce yükseklikte bakın su seviyesi zaten burada her şeyi anlatıyor. Halılar, malılar, bütün eşyalar dışarıya tahliye ediliyor. Ev iş yerlerini su bastı. İnsanlar can havliyle kendilerini dışarı attı. Burası da bir pasaj. Pasajın içerisinde bulunan vatandaşlar deyim yerindeyse canını zor kurtardı. Metrelerce suyun içerisinden kendilerini çıkartmaya çalıştılar. İşte bunun ispatı. Duvara bakın. İzayı görüyorsunuz, yaklaşık 1,5 metreye kadar bu noktada su seviyesi çıkmış. 3 tane kapıyı geçerek buraya gelmiş bu su. Çelik kapı. Nasıl tahliye ettiniz kendi çabalarınızla? İşte sabahtan beri uğraşıyoruz, ne yapalım. Fatih Samatya'da yaşayan Ballıca ailesi de korku dolu anlar yaşadı. Sağanak yağmur İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösterdiğinde Ballıca ailesi işte bu evde uykudaydı. Sel bir anda evin içerisinde doldu. O esnada da Ballıca ailesinin ufak kızı işte tam bu noktada yatıyordu. Anne hemen durumu fark etti ve o bebeği dışarı çıkardı. Benim torunum o. Peki baskın esnası, su baskın esnası? Buradaydık, evvel geldik adamla oradan arabayla giremedik. Zor kurtardık. Sel felaketinden canlarını kurtaranlar bu kez mallarının peşine düştü. Bisiklet dükkanı burası. Dükkan içerisinden suyu tahliye etmeye çalışıyor kendi imkanlarıyla. Bu noktada görüyorsunuz dükkan ufak bir dükkan ancak dakikalar içerisinde bisiklet dükkanı havuza dönmüş.
Bir adamla bir motor beraber sürükleniyordu. Adamı mı kurtarayım, motoru mu kurtarayım, adamı tercih ettim. Adamı mantıklı olanı yapmışız. Selin vurduğu aileler mağdur oldu. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Maddi hasarın olduğu sel felaketinde can kaybının olmaması sevindirdi. Yarım saatte iki sefer su bastı. İki sefer? İki sefer. Tabii. İlk sefer su bir çekildi, 10 dakika sonra bir daha. Sel bildiğiniz gibi en çok Silivri'yi vurdu İstanbul'da ve evlerinde birçok vatandaşımız mahsur kaldı. Haliyle onların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Sel nedeniyle kapıdan bir adım bile atamadılar. Hepsi evlerinde mahsur kaldı. Endişeli gözlerle kurtarılmayı beklediler. İtfaiye ekipleri sel mağdurlarının imdadına böyle yetişti. İstanbul son 32 yılın en yağmurlu gününü yaşadı. Özellikle Silivri sular altında kaldı. Sel o kadar şiddetliydi ki denize karışan çamurlu su havadan böyle görüntülendi. Silivri'de bazı sokaklarda yaşanan sel nedeniyle insanlar evlerinden çıkamadı. Çıkanların durumu ise ortadaydı. Sular bir insan boyuna ulaşmıştı. 100 metre kadar ilerideydi. Şimdi mikrofonu açtım. İtfaiye ekipleri devreye girdi, botlar hazırlandı. Evlerinde mahsur kalanlar ekiplerin yardımıyla çıkarıldı, botlara bindirildi. Kurtarma anı canlı yayınlarla da an be an takip edildi. O anlar İlhas Haber Ajansı drone aracıyla havadan böyle görüntülendi. Yağmurun öyle bir şiddetli yağdı ki yollar kısa süre içinde göle döndü. Çaresiz kalan sürücüler vardı. Ne yaptılar? Kontaklarını kapattılar ve yağışın dinmesini beklediler. İşte o görüntüler. Ana yollar, caddeler ve sokaklar bir süredir hava sıcak seyrediyordu. Yağış İstanbul'u adeta durdu durdu vurdu. Rögar taşınca sular tahliye edilemedi. Göle dönen yollar araçları adeta yuttu. Sel Ümraniye'nin ana arterlerini kızıla bürüdü. Yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu. İlçe içerisinde de durum farklı değildi. İşlek caddeler su altında kaldı. Sel Davutpaşa'yı da vurdu. Coşkun bir nehri andıran sel Mert'e ilerledi. Otogara ulaşım güçlükle sağlandı. Burası da Yeni Bosna. 29 Ekim Caddesi suyla kaplandı. Araçlar güçlükle ilerledi. Arabada şu an ne fren? Silivri'de ise araçlar suya gömüldü. Sıkıntı geldi arkadaşlar. Benzer görüntüler Fatih'te de vardı. Araçlar güçlükle ilerledi. Suyun şiddetini bilmeyen halk otobüsü şoförü ilerleyemedi. Unkapanı Köprüsü'nün altı da suya teslim oldu. Kontak kapatan sürücüler yağış dinene kadar bekledi. Marmaray hattına. Gelin şimdi Kapalı Çarşı'daki duruma da bir göz atalım. Sağanak yağışta tarihi Kapalı Çarşı'da ne yazık ki büyük zarar gördü. Tavandan ve sütunlardan sular fışkırdı. Yağmur bir yağdı, pir yağdı. Sel oldu, afet oldu.
Kapalı çarşı şelalesi. Eşi görülmedik bu sağanak kapalı çarşıyı da vurdu. Sokaklarından oluk oluk su aktı. Esnaf ne yapacağını bilemedi, iş başa düştü. Su baskınına siper olmaya çalıştı. Ama bu hiç de kolay değildi. Yoğun yağış ardından hafızalardan silinmeyecek bu görüntüleri bıraktı. Çarşının tavanından su aktı. Kapalı çarşı şelalesi. Allah 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 Allah. Kapalı çarşı sağanak yağışta büyük zarar gördü. Son 32 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kalan İstanbul'da ulaşım durma noktasına geldi. Hatta birkaç saat boyunca durdu diyebiliriz. Bazı metro istasyonlarını da su bastı. Hal böyle olunca vatandaşlar ne yapacağını, işleri de nasıl gideceklerini şaşırdı. Raylar nehre döndü. Metro istasyonunu su bastı. İnsanlar metrobüslerde mahsur kaldı. İstanbul'a son yılların en şiddetli yağmuru yağdı. Ulaştırma araçları ve noktaları yağmurdan olumsuz etkilendi. Metrobüsler yolda değil, suda ilerledi. Birçok metro istasyonunu su bastı, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. En hareketli anlarsa Gayrettepe metro istasyonunda yaşandı. Selle ilgili en ilginç görüntülerden biri metrobüsün içinde çekildi. Vatandaşlar o anları görünce ne yapacağını şaşırdı. Bayrampaşa metro istasyonu da göle döndü. İstasyonun halini gören yolcular geri döndü. İstanbul'da şüphesiz en ilginç yolculuklarını yaşadığı bazı İstanbullular, sele, metrobüs ve otobüste yakalananlar vardı. Bunlar zor anlar yaşadı. Ya böyle bir şey yok ha. İlk defa taşıyayım. Bir şey oluyor yani. Tüm yolları su basıyor. Uzun yıllar sonra İstanbul böyle bir manzarayla karşı karşıyaydı. Herkes şaşkındı. Şimdi haber vermek için yolunda. Bilmiyorum belki haber gelmiştir. Şu an yollar göl gibi. Hani metrobüs. Metrobüs sel içinde ilerliyordu. Kimi işine geç kalmış durumu haber veriyordu. Kimi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyordu. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da yolculuk devam ediyordu. Ya böyle bir şey yok ha. İlk defa taşıyayım. Tüm yolları su basmış. Yolcuların içinde bulunduğu metrobüsü de su basmıştı. Hepsi en ilginç yolculuklarını yaşamıştı. Ya böyle bir şey yok ha. Günaydın Türkiye, tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz bakalım 8'i 10 geçiyor. Bu ne demek oluyor? Sırada gazete manşetleri var. Hemen gelin yazılı basında neler öne çıkıyor birlikte göz atalım. Türkiye Gazetesi ile başladık 19 Temmuz Çarşamba'ya. Marmara'da 32 yılın afeti başlığını seçmiş Türkiye Gazetesi bugün. Ve bazı rakamlar var. Metrekareye 128 kilogram yağışın düştüğü İstanbul'da kabus dolu bir gün yaşandı. Merter metro istasyonu önündeki o fotoğrafla, akıl almaz fotoğrafla paylaşılmış İstanbul'daki sel felaketi. En büyük zarar Silivri'de deniyor. Metrobüsleri su bastı ve metro istasyonları kapandı ve o anlara ilişkin fotoğraflar da var Türkiye Gazetesi'nde. Hemen sol tarafta Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasını da paylaşalım. PKK yiyecek bile bulamıyor. Başbakan Yıldırım grup toplantısında sivillere saldıran terör örgütü PKK'nın içinde bulunduğu durumu açıkladı. Artık çaresizler dedi. Kesintisiz süren operasyonlarla nefes alamaz duruma düştüler dedi ve yiyecek bile temin edemeyecek hale geldiklerini söyledi. Hain teröristlerin başbakandan önemli açıklamalardı paylaşmış olduk. Son bir haber Türkiye Gazetesi'nden hükümeti devirme koalisyonu kuruldu. Mağdur sıfatıyla ifade veren Çiller 28 Şubat'ın bir darbe olduğunu söylemiş ve açıklamalarının detaylarını da Türkiye Gazetesi'nde bulabilirsiniz. Hemen geçtik Milliyet Gazetesi'ne. Bakalım Milliyet'te hangi haberler var? 28
19 Temmuz Çarşamba günü 2 saatte şehir durdu başlığını seçmiş Milliyet bugün. İstanbul'da dün son 32 yılın en yüksek miktarı olarak ölçülen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Megakent'e 1 saatte metrekareye 110 kilogram yağmur düştü ve 6.726 kez de şimşek çaktığı belirtilmiş haberde. Ve o anlara ilişkin işte dünkü sel felaketine ilişkin fotoğraflar da böyle paylaşılıyor Milliyet'te. Tek tipte iki seçenek başlığı hemen detaylandıralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafıyla aktarılıyor haber. Önceki gün MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Bildiğiniz gibi o toplantıda da FETÖ'cülere en büyük darbenin finansal ayakta verdirildiği ve örgütün ekonomik olarak çökertildiği belirtildi ve tek tip kıyafeti ya tüm terör suçlularının ya da sadece FETÖ'cülerin giymesi konusunda çalışılıyor denmiş. Bu konuda bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor. İşte ona ilişkin bir haber Milliyet Gazetesi'nde böyle yer bulmuş. Sırada Vatan Gazetesi var. Yazılı basında çıktığımız turda Günaydın Türkiye'de. Vatan Gazetesi'nde süper hücre afeti dünkü sel felaketini Vatan sürmanşetten görmeyi seçmiş ve İstanbul'a bir yılda düşen yağmurun 15 saatte, evet yanlış duymadınız, bir yıllık yağmurun 15 saatte indiği bilgisi paylaşılmış ve uzmanlara göre afetin nedeni süper hücre denmiş. Bir cümleyle açalım bu süper hücreyi. Serin hava yazın yüksek deniz suyu sıcaklığıyla birleşiyor ve ortaya dünkü gibi bir yağış patlaması çıkıyor. İşte o süper hücrenin detaylarını da haberlerimizde bulacaksınız. Vatan'da sürmanşetin altında manşette ondan kalan başlığıyla verilen haber. PKK'nın katlettiği Necmettin öğretmen hayatını çocuklara adamıştı. Varı yoğunlardı. Dün geride kalan birkaç eşyası da ailesine gönderildi denmiş. İşte Necmettin öğretmenimizin PKK'lı hain teröristlerin geçtiğimiz günlerde şehit ettiği Necmettin öğretmenimizin fotoğrafı, işte orada giydiği kıyafetler ve öğrencileri çekilen bir fotoğraf Çiftçibaşı İlkokulu'nun hemen önünde. O bir eğitim neferiydi. Doğu'nun kalkınması adına, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi adına, çocuklara ışık tutabilmek adına gitmişti Doğu'ya, ancak hain teröristler onu şehit etti. Biz de anısını buradan tekrar yaşıyoruz diyelim değerli izleyenler. Akşam gazetesi de diyeceğiz son olarak basın turunda. Akşama da bakacağız. 19 Temmuz Çarşamba, bakalım akşamda neler var. Bu skandalı durdurun, Baylokçu askerlere yeniden görev verdiler. Bir özel haber akşamda. Hain darbe girişimine katılan ve adli kontrol şartıyla bırakılan askerlerin savcılığın görüşü bile sorulmadan yeni görevlere atandıkları ortaya çıktı deniyor. Çarpıcı bir haber, akşamda detayı var. Ve Körfez'e çözüm çıkarması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez çıkarmasına ilişkin bir haber. Ve süper hücre afeti denmiş akşamda. Az önce aktarmıştık süper hücrenin ne olduğu ve nasıl oluştuğuna dair. Ve o sel haberinde Ulaştırma Bakanı Sayın Arslan'ın da bilgilerini, açıklamalarını paylaşalım. Bu doğal bir afet, ulaşılmayan nokta yok ve zararlar karşılanacak denmişti. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve haberin detayında vatandaşların yüreğine su serpen bu açıklamanın ayrıntısı da verilmiş akşam gazetesinde. Akşamla basın turunu noktaladık. Az sonra bir turumuz daha olacak ama gündemden diğer gelişmelerle gelin devam edelim. Günaydın Türkiye'de yine sel felaketi diyeceğiz. Çünkü o gelişmeler, görüntüler gerçekten ardı arkası kesilmiyor. Biz de yer verip sizlerle paylaşmayı sürdürelim. Dün araçlar sürüklendi, kamyonlar selle boğuştu İstanbul'da ve Avcılar'da kaydedildiği iddia edilen bir görüntü vardı. Ancak o görüntünün gerçekte nerede kaydedildiği ortaya çıktı. İzleyelim. Ne otomobil durabildi önünde ne de kamyonet. Sel öylesine şiddetliydi ki önüne çıkan ne varsa aldı götürdü. Bu görüntünün sel felaketi yaşayan İstanbul Avcılar'da kaydedildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Fakat gerçek çok farklıydı. Çünkü bu görüntü 2015 yılında İspanya'da kaydedilmişti. Anlamak içinse kamyonet kasasına bakmak yeterli oldu. Çünkü üzerinde Agroponiente yazıyordu. Bu İspanya merkezli bir gıda şirketiydi. İspanya'daki bu yağışta 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Dünün en çok konuşulan isimlerinden biri Profesör Orhan Şen'di. 24 saat öncesinden aslında o uyarmıştı ve doğal afet olacağını söylemişti. Orhan Şen sanki olacakları önceden görmüş. Burada dün ben bunu söyledim. Doğal afet olacağını söyledim. Doğal afet geliyor dedi. Tahmini doğru çıktı. İstanbul'u sel aldı. Bundan sonra göreceğiz bunları. Yani Türkiye bunları çok sık yaşayacak. İstanbul eşi benzeri görülmemiş bir yağmurla karşılaştı. Son 32 yılın en çok yağmuru yağdı. Son 106 yılında en çok yağmur yağan 3. günüydü. Caddeler birer nehre döndü. Kavşaklar göl oldu. İstanbullular işe gitmek için evden çıktı, afeti yaşadı. Aslında sağanak yağış ve de daha fazlası geliyorum dedi. Uyarının sahibi meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen'di. Şen resmi Twitter hesabından paylaştı bu önemli bilgiyi. Çok şiddetli yağışın geldiğini dile getirdi, doğal afete dönüşebilir dedi. Depremi önceden tahmin edemiyorsunuz ama doğal afeti önceden tahmin ediyorsunuz. Aslında bu uyarıların ciddiye alınması lazım. Peki ne yapılabilirdi? İstanbul'daki hasar en aza indirilebilir miydi? Yoğun kar yağışı öncesi belediye ciddi önlemler alıyordu. İstanbul'daki mazgallar maalesef farenin bile giremeyeceği küçüklükte deliklerdir. Bunların tıkanacağı belli. Profesör Doktor Orhan Şen öneride bulundu. Belediyenin bu mazgalları hemen açacak ekibi dolaştırması lazım şehir içerisinde. Aynı karda yaptığı başarılı çalışmalar gibi. Doğal afetin sebeplerinden biri de aşırı betonlaşma. Yağan yağmur topraktan toprak altına geçecek yer bulamıyor, toprak bulamıyor. Çok hızlı da yağdığı için, çok fazla da yağdığı için hemen önüne ne gelirse onları sürüklemeye çalışıyor. Şen'e göre Türkiye yeni bir doğal afete hazır olmalı. Aşırı sıcaklar 3 hafta önce yaşadık. Aşırı yağışlar bugün yaşadık. Fırtınalar ve hortumlar gibi. Bunlar görülecek şeyler artık. Yaz yağmurunu afete süper hücre döndürdü ki az önce gazete başlıklarında paylaşmıştık. Biraz açalım onu, süper hücre neymiş? Yaz yağmurunun afete dönmesi İstanbulluları şaşırttı. Afetin nedeni ise süper hücre çıktı. Bakalım o süper hücre neymiş? Temmuz ortasında İstanbul'u vuran yaz yağmuru afete dönüştü. Sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini sel bastı. Öyle ki vatandaş sokakta bile yüzdü. Peki nasıl oldu da bir yaz yağmuru bu kadar etkili bir sele döndü? Çünkü İstanbul'da günlük yağış rekorları Eylül ve Ekim aylarında görülüyordu. Rekorun Temmuz'da yaşanması şaşırttı. Bunun nedeni ise belli oldu. Açıklamayı yapan isim Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'ti. İstanbul'a düşen yağmurun son 106 yılın en yüksek 3. yaz yağışı değeri olduğunu söyledi ve ekledi. Bu yağış çok sık rastladığımız bir yağış biçimi değil. Kuzeyden gelen serin hava ve yüksek deniz suyu sıcaklıkları birleşince süper hücre dediğimiz yapılar oluşuyor. Ve bu da bugün yaşadığımız türden şiddetli yağışlara neden oluyor. Dünkü aşırı yağış Silivri'yi su altında bıraktı. Sel ortasında bir minibüste mahsur kalan bir sürücü vardı. Bakın o nasıl kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin getirdiği halat kullanıldı. Mağdur vatandaş çıkıyor. Selde mahsur kalan şoför böyle kurtarıldı. Aşırı yağışın sebep olduğu sel Silivri'yi fena vurdu. Evet. Abi kurtarıyor. Kapı açıldı. Bölge su altındaydı. Bir kişi sel ortasında minibüste mahsur kaldı. Kapıyı açtı. İtfaiye ekipleri felaketleri kurtarmak için seferber oldu. Vince bağlanan halatların yardımıyla mahsur kalan şahsa ulaşıldı. Minibüs şoförü beline bağladığı halatla kendini güvene aldı.
böyle kurtarıldı. Evet, İstanbul'daki dünkü yüzlerce kurtarma operasyonundan biriydi bu da. Dünkü sele ilişkin haberlerimiz devam edecek ama gündemde diğer önemli gelişmeler de var. Gelin şimdi biraz onları paylaşalım sizlerle. Kurunun yanında yaş yanmayacak. OHAL komisyonu bildiğiniz gibi hafta başı itibariyle göreve başladı. Dün AK Parti grubunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise başvurulardaki son rakamları paylaştı. Başvuruların 100 bine ulaşabileceği belirtiliyor. OHAL inceleme komisyonu başvuruları başladı. Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Sadece dün günün sonuna kadar 3028 başvuru yapılmış ve 1189'u valilik ve kurumlarca onaylanarak işleme girmiştir. Yıldırım yaklaşık 120 bin başvuru beklediklerini söyledi. Kurunun yanında yaş yanmayacak. Bu itiraz komisyonunun en önemli özelliği, incelemelerden sonra eğer göreve iade yönünde bir karar çıkarsa ilgili kurum 15 gün içerisinde o kişiyi tekrar görevine başlatacak. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Hava destekli bir operasyon yapıldı son olarak ve 9 nokta seçildi. Eş zamanlıydı operasyonlar. Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Baskın 9 farklı noktada eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyon helikopterle havadan desteklendi. O anlar kamera kayıtlarına yansıdı. Kapılar çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren ekipler 163,42 gram esrar maddesiyle çıktı. Operasyonda 120 gram katkı maddesi, 16 kök Hint keneviri, 2 adet silah, 51 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Karısını korkutmak için bomba kurdu. Günün en ilginç haberlerinden birine geldi sıra. Merakla beklediğiniz o haber. Zonguldak'ta yaşayan bir kadın aracının altındaki bomba düzeneğini fark edince büyük bir korku yaşadı. Bombayı yerleştiren bakın kim çıktı. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Boşanmak isteyen karısını korkutmak için akıl almaz bir plan yaptı ve otomobilin altına bomba düzeneği yerleştirdi. Bu kan donduran olayın yaşandığı yer Zonguldak. Yeliz Ö eşinden boşanma aşamasındaydı. Çılgın koca onu korkutup boşanma fikrinden vazgeçirmek için otomobilin altına bomba süsü verilmiş bir düzenek yerleştirdi. Fabrikada çalışan Y.Ö. mesai çıkışında otomobiline binip eve gitmeye hazırlanırken çalışma arkadaşlarının uyarısıyla şok oldu. Mesai arkadaşları otomobilin altındaki düzeneği fark etmişti. Hemen polise haber verildi. Bomba imha ekipleri düzeneği kontrollü patlamayla otomobilden ayırdı. Yaptıkları incelemede düzeneğin sahte olduğu ortaya çıktı. Pes dedirten, olayı gerçekleştiren S.Ö. gözaltına alındı. Kadına şiddetin adresi Kocaeli oldu. Boşandığı eşi tarafından bıçaklandı. Ölümden dönen kadın şimdi eski eşinin ağır ceza almasını istiyor. Ben annemin kanı yerde kalmasın. İdam cezası versinler böyle insanlara ya, yaşatmasınlar.
Boşandığı eşi tarafından, boğazından ve kollarından bıçaklandı. Korkusuysa gözlerinden okunuyordu. Öyle bir habersizce yaklaştı ki adımlarını bile hissetmedim. O an bıçağı sapladı boynuma. Hem de iki kez. Vildan Samat, Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşıyor. Geçen yıl eşinden ayrıldı. Dayısının yanına geldi. Ancak gözü dönmüş adam eski karısını burada da buldu. Evinin önünde bıçakladı. Bırakmasınlar, kesinlikle bırakmasınlar. Cezasını değilse kesilsin yani, cezasını alsın. Kadının yardımına mahalleli koştu. Evin önünde oldu, halk tepki gösterdi. Halktan vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar yetişmeyeydi şu anda ben yaşamam, yani imkansızdı, mucize şu anda hayatta durma. Mahalleli tarafından dövülen adam polise teslim edildi. Rusya'da küçük uçak düştü ve uçağın göle çakılma anı kameralara da yansıdı. Wow. Önce süzüldü, kimse ihtimal vermedi ama sonra çakıldı. Görüntüler Rusya'dan. Bir gezi uçağı Baykal Gölü çevresinde uçuyordu. Bir şeyler ters gitti. Uçak içindeki 4 kişiyle göle çakıldı. Aslında her şey yolunda gibi görünüyordu ama uçak bir anda sola yattı. Düşme anı bölgede bulunan bir turistin kamerasına yansıdı. Kazada bir pilot ve 3 yolcu yaralandı. Wow. 11 yaşındaki Nehir Zenginal geçtiğimiz ay Tunca Nehri'ne düşmüştü. 3 kişi küçük kızı aramak için suya girdi. Az kalsın onlar da boğuluyordu. Azgın Dere'de Nehir'i arıyorlardı. Boğulma tehlikesi geçirdiler. ...11 yaşındaki Nehir Zenginal geçtiğimiz ay Tunca Deresi'ne düştü. Nehir günlerdir derede arandı ancak bulunamadı. Aralarında Nehir'in babasının da bulunduğu 3 kişi Tunca Deresi'nin Fırtına Deresi'ne bağlandığı noktada arama faaliyeti başlattı. Aramalarda Adem Zenginal ve Muhammed Zenginal dere sularına kapıldı, boğulma tehlikesi yaşadı. Kaybolan kızın babası Kadir Zenginal, çevredekilerden yardım istedi. Kurtarma ekipleri boğulma tehlikesi geçiren kişileri halatlarla kurtardı. Muhammed Adem Zenginal'a kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Değerli izleyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kaza meydana geldi. Sürücüyle eşi araç içinde sıkışıp kaldı. Kaza sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Sağanak yağış sebebiyle yerler ıslaktı. İddiaya göre sürücü Şaban Ekici direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüje çarptı. Ekici eşiyle birlikte araç içinde sıkıştı. Sürücü ve eşini olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Otomobilde bulunan bol miktarda sarımsak dikkat çekti. Arka koltuk ve bagaj bölümü hınca hınç doluydu. Kazada hafif yaralanan çiftin memleketleri Kastamonu'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Sürücü Şaban Ekici hafif yaralandı. Ambulansa yürüyerek bindi. Eşinin durumu ağırdı. Sedyeyle taşındı. İstanbul Şişli'de bir trafik kazası meydana geldi. Kazadan sonra ise sinirler gergindi. Polisle tartışan, itişip kakışan sürücü yaka paça gözaltına alındı. Polisle tartıştı, kimliğini vermemek için direndi. Olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinde bulunan kadına alkol testi yapılmak istenirken kadın yere düştü. Sıra önündeki otomobile çarpan aracın sürücüsüne test yapmaya gelmişti ancak sürücü test yaptırmak istemedi. Kimliğini isteyen polise uzun süre direndi. Kimi kim aldı?
Polise uzun süre direnen sürücü yaka paça gözaltına alındı. Saatlerimiz 8.32'ye geldi. Günaydın Türkiye'de artık gazete vakti. Gelin son kez yazılı basında öne çıkan manşetleri sizlerle paylaşalım. 19 Temmuz Çarşamba Türkiye Gazetesi'nde Marmara'da 32 yılın afeti başlığı var. Metrekareye 128 kilogram yağışın düştüğü İstanbul'da kabus dolu bir gün yaşandı. İşte o kabusun yaşandığı yerlerden biri. E5 otoyolu Merter burası ve o anlara ilişkin bir fotoğraf. En büyük zarar Silivri'de başlığı var. Kanal değil Merter başlığı atılmış yine Türkiye'de. Sağanak yağmur İstanbul'u perişan etti. Otoyollar su yolu oldu. Binlerce ev ve iş yerini sel bastı. Bilgileri paylaşılmış bu habere ilişkin. Türkiye Gazetesi'nden bir başka haber daha var paylaşacağımız. Kandil'i Bora füzesi vuracak Batuhan Yaşar'ın yazısı. Bakalım bir kuple aktaralım o yazıdan. Terörle mücadelede yeni bir enstrümana sahibiz Bora füzeleri. 270 kilometre menzilli bu milli füzeler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi demiş Batuhan Yaşar. Detaylarını Türkiye'de bulabilirsiniz Batuhan Yaşar'ın kaleme aldığı bu yazının. Terörle mücadele ilişkin iki haber alt alta verilmiş. Yine Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısındaki açıklamalarından biri. PKK yiyecek bile bulamıyor. PKK'nın içinde bulunduğu son durumu Başbakan Binali Yıldırım açıklamış. Neler söylemiş? Artık çaresizler. Kesintisiz süren operasyonlarla nefes alamaz duruma düştü PKK'lılar ve yiyecek bile temin edemiyorlar diyor. Başbakan Binali Yıldırım kendisine ulaşan bilgileri işte böyle paylaşmış terörle mücadeleye ilişkin. Ve Sabah gazetesine geçelim. Yazılı basın turumuzda sırayı Sabah gazetesi alıyor. Dün İstanbul'u alt üst eden sel felaketi Sabah'ta sürmanşette görülüyor ve 100 yılın yağmuru denmiş. Temmuz ortasında İstanbul'u vuran yaz yağmuru tam anlamıyla kabusa döndü. Yağış son 106 yılın en yüksek 3. yaz yağış değeri olarak kaydedildi. Rakamsal bilgiler böyle paylaşılmış Sabah gazetesinden ve üst tarafta da bazı görseller var. İşte botla kurtarılan mı ararsınız? Üsküdar'da o yüzen kokoreççi vatandaş mı? Suda motosiklet sürmeye çalışan vatandaş mı? Hepsi Sabah gazetesinde işte sürmanşette böyle aktarılıyor. Sabah'ta logonun altında manşetten verilen haberse FETÖ'nün çaldığı 48 milyar lira millete döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK'ya sunulan rapor FETÖ'ye vurulan ağır darbeyi ortaya koydu. Tabi soruşturmalar, operasyonların yanı sıra daha birçok gelişmeyle FETÖ'ye darbe vuruluyor ve son işlemlerle FETÖ'nün 48,5 milyar lira değerindeki mal varlığının da devlete geçtiği aktarılıyor Sabah gazetesinin bu haberinde. Son bir haber Sabah'tan, kaos simine tutuklama hemen alt tarafta. Büyükada'daki otelde gözaltına alınan 10 kişiden 6'sının silahlı terör örgütüne yardım suçundan tutuklandığı belirtiliyor. O kişilerin fotoğrafları da Sabah'ta böyle aktarılıyor. Sabah'ı da noktaladık. Gelin Yeni Akit'e bakalım. Son gazetemiz olacak basın turunda, ardından Tayvan'dan çok çarpıcı görüntüler var. Sakın ayrılmayın. Yeni Akit'te bakalım 19 Temmuz Çarşamba hangi haberler var ilk sayfada. Başbakan Türkiye'yi 2019 yılına taşıyacak yeni iç düzün ruhunu anlattı. Öne çıkan başlık şu: az laf çok iş, tam da Türkiye'nin ihtiyacı olan şey. İki kelimeyle özetlenmiş Yeni Akit'te. TİKA 15 Temmuz'u dünyaya anlattı deniyor hemen alt tarafta. Ve yan tarafta bir diğer haber: Menfez hainleri özel olarak eğitilmiş. Erdoğan'ın kaldığı otele baskın yapan maktimlerinin, ki bugünlerde Muğla'da yargılamaları devam ediyor bildiğiniz gibi, darbeden 15 ay önce oluşturulduğu ve Menfez Paşası Kuzu'nun, işte şu fotoğrafta görülen vatan haini FETÖ'cü kalleş görevli olduğu Kuzu'nun üstte bir özel eğitim aldığı da ortaya çıkmış. Ve yağış haberi Akit'te ise böyle görülmüş. İstanbul'u vuran yağış haberi alt taraflarda sağanak yağış afete dönüştü ve son 35 yılın en kuvvetli yağışı başlığı verilmiş Yeni Akit'te. Günaydın Türkiye'de bu saat itibariyle artık gazete turunu noktaladık. Gazetelerdeki gelişmeleri sizlerle paylaştık ama diğer önemli haberler Günaydın Türkiye'nin akışı içinde. Devam edelim. Değerli izleyenler, milletvekilleri öyle bir birbirine girdi ki ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. Altyapı için ayrılan 29 milyar doların nasıl kullanılacağı konusu tartışılıyordu Tayvan Meclisi'nde. Ama sonrasında milletvekilleri çok fena birbirine girdi.
Tayvan parlamentosunda 29 milyar dolarlık kavga. İktidar ve ana muhalefet partisi vekilleri birbirine girdi. Birkaç gün önce benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. O günden bu yana gerilim hiç düşmedi. Bütçe tasarısı tartışmaları alevlendi. Parlamento üyeleri boğaz boğaza geldi. İktidar partisi altyapı için 29 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Ana muhalefet partisi söz konusu miktarla rant sağlanacağını savundu. Bu paranın iktidara sadık şehir ve belediyelerde kullanılacağı öne sürüldü. İşte 29 milyar dolarlık kavga böyle çıktı. Soymadık dükkan bırakmayan hırsızlar esnafı da artık isyan ettirdi. Esnafın tek isteği sokaklarına dadanan hırsızların bir an önce yakalanması. Hırsızların böyle uğrak yeri oldu bizim burası ya. Kimsenin sahip çıktığı yok. Akşam biz evimize gittik mi acaba bize ne zaman haber gelecek? Biz böyle olduk son dönemde artık. Bu yokuşu mesken tuttular. Girmedikleri dükkan, soymadıkları esnaf kalmadı. Hırsızlar esnafı canından bezdirdi. İki tane depomuz var, bir ofisimiz var. Akşam geç saatlerde burayı patlatıyorlar. Ne aldılar sizin ofisten? İki tane fotoğraf makinemiz vardı, ürünleri çekmek için kullandığımız. İki tane de laptopumuz. Pahalı fotoğraf makineleri miydi? Yani. Burası İstanbul Fatih'teki ünlü Mercan Yokuşu. Gün geçmiyor ki bir hırsızlık olayı yaşanmasın. Burada her gün dükkanlara hırsız giriyor. Artık hırsızlardan bıktık. Akşam 8'den sonra buralarda incin top oynuyor. Sürekli hırsız giriyor. Hırsızlar sadece gece dükkan soymuyor. Güpe gündüz esnafı soyanlar da var. Belimi tuttu, sen kim olsun dedim, hacı ne oldun dedi. Ondan sonra baban nasıl iyi falan dedim, o arada bir tanesi girmiş içeriye. Siz farkında değilsiniz. Değilim. Aynı tutuyor ama elimi. Tutuyor ama yani. Bir taraftan da böyle tabii çekiyor. Tabii çekiyor, çekiyor. Çekiyor, böyle, çekiyor, benim, çekiyor. Evet. Geldiniz böyle. O arada giriyor, birinci posta giriyor, ikinci posta da alıyor parayı. Mercan Yokuşu'nda aynı gün iki kez soyulan esnaf da bulunuyor. Dükkanın camını kırmışlardı ama içeri girememişler. Ondan sonra bayağı bir bekledik. Saat 9.30-10'a kadar burada. Kimse gelmedi, bırakıp gittik. Bizden yarım saat sonra gelip tekrar ekip şeklinde 4 kişi kapıları kırıp bu sefer içeri girmişler. Hırsızlar bölgedeki esnafı soyup soğana çevirmiş. Akşam geç saatlerde burayı patlatıyorlar. Ne aldılar sizin ofisten? İki tane fotoğraf makinemiz vardı, ürünleri çekmek için kullandığımız. İki tane de laptopumuz. Esnaf bir an önce hırsızların yakalanmasını istiyor. Esnaf bu. Tam 15 metreden yere çakıldı değerli izleyenler. Cami inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek 15 metreden aşağıya düştü. Görüntüler Ankara Keçiören'den. Cami inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Arkadaşları durumu itfaiyeye, sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İtfaiye 15 metreden aşağı düşen işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Talihsiz işçi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansa bindirildi. Arkadaşları inşaatta yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürdü. Duruma tepki gösteren işçiler güçlükle sakinleştirildi. Burada müdahale edin. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir otomobil akaryakıt istasyonuna daldı. Pompaların olduğu bölüme çarpınca da yangın çıktı. İşte o görüntüler. Can derdine düştüler. Patlama korkusuyla hepsi kaçtı. Cesaret ya da çılgınlık. Sadece o alevlere müdahale etti. Olası bir faciayı önledi. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Beyaz otomobil benzin istasyonuna böyle daldı. Yangın çıktı. Park halindeki siyah aracın sürücüsü olayı gördü. Aracına atladı, çabucak kaçtı. Kısa bir süre sonra istasyon marketinin görevlisi geldi. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Büyük bir facia böylece önlenmiş oldu.
Günaydın Türkiye'ye. Sadece 2 dakikalık bir ara vereceğiz. Çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin. Biz de 1 dakika soluklanalım, sonra devam edeceğiz. Türkiye izleyicileri, tekrar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 8.45'i gösteriyor. Artık son saate girdik. Bu saatte de önemli haberleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Gelin önce bu saate yansıyan özetlerimize bir hep birlikte bakalım. Evet, bir yıllık yağış 12 saatte yağdı. TGRT Haber'in gündemine işte bu başlıkla çıkıyor, İstanbul'daki sel felaketi. Dün tam bu saatlerde değerli izleyenler, doğa gerçek gücünü bir kez daha bizlere gösterdi. İstanbul'a son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Peki neler yaşandı? Geride hangi görüntüler kaldı? Hep birlikte bakacağız ki yetkililerin de sel mağdurları ile ilgili önemli açıklamaları var. Onları da aktaracağız. Ve Erdoğan'dan körfez çıkarması diyeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'den Katar'a son olarak bir askeri sevkiyat gerçekleşti. İki ülke arasında da bir askeri tatbikat konuşuluyor. Peki bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıktığı körfez turu nasıl bir öneme sahip, bakacağız ve o turda hangi ülkeler var, onları da aktaracağız. Ve kurunun yanında yaş yanmayacak, gördüğünüz gibi Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması bu. OHAL komisyonu hafta başında göreve başlamıştı, hatırlayacaksınız, ve o komisyondaki çalışmalar dün Başbakan'ın da gündemindeydi ve komisyon çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Her birini teker teker sizlerle paylaşıyor olacağız Günaydın Türkiye'nin 3. ve son bölümünde. Gelin bültenimizin 3. bölümüne bu İstanbul'daki sel felaketinden en çarpıcı görüntülerle başlayalım. Bu kez trafik nedeniyle değil, sel nedeniyle araçlar yolda kaldı. E5'i sel basınca da ortaya bakın hangi görüntüler çıktı. Trafik yavaş yavaş açılıyor. Ama insanlar burada yürüyerek işlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ne araçlar ilerleyebildi ne de yayalar. Havadan çekilen görüntüler sanki E5'ten değil uzun bir nehirdendi. Sel nedeniyle İstanbul'da hayat durdu. Görüntüler Ümraniye E5 karayolundan. Normal zamanlarda trafiğin yoğun olduğu bir nokta. Ancak aniden bastıran yağmur nedeniyle yolu sel bastı. Araçlar yolda kaldı. Sel araçlardan önce ilerledi. Vatandaşlarsa iş yerlerine yürüyerek gitmeye çalıştı. Trafik yavaş yavaş açılıyor. Ama insanlar burada yürüyerek işlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Havadan çekilen görüntülerde felaketi gözler önüne serdi. Dün gerçekten öyle bir gündü ki İstanbulluların bazı atletik meziyetlerini geliştirmesi gerekti. Sele meydan okudu İstanbullular. Göle dönen bir yol vardı ve vatandaşlar orayı timsah yürüyüşüyle aştı. Yol kapandı. Buna rağmen ulaşım durmadı. Bariyerler üzerinden devam etti. Otogara girişim durumu bu. Allah sonumuzu hayretsin. İstanbullular zoru başardı. Harcanan bu olağanüstü çaba timsah yürüyüşüne benzetildi. Mega kent eşine ender rastlanır bir yağış aldı. Doğal afetti bu. Sel oldu, doğrudan ulaşımı vurdu. İşe gitmek bir yana, sokakta adım atmak bile zordu. Bu görüntüler Esenler'de kaydedildi. Burası 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişi. Sel yolu kapattı. Vatandaşlar alternatif bir güzergah buldu. Bariyerlere yöneldiler. Ortaya da işte bu ilginç görüntüler çıktı. Otogara girişim durumu bu. Allah sonumuzu hayretsin. Manzara aslında Survivor andırıyordu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Askeri eğitim gibi diyen de oldu. Otogara ulaşma ısrarını timsah yürüyüşüne benzeten de. Timsah yürüyüşü 90'lı yıllarda hayatımıza girdi. Bursa sporlu Mecit Mususi başlattı. Bu gol sevinci yeşil sahalarda da bir anda yayıldı. Dün sel öyle bir etkili oldu ki toplu ulaşımda bundan oldukça olumsuz etkilendi. Hatta 2 saat boyunca
ulaşımın durduğunu söyleyebiliriz İstanbul'da. Bir belediye otobüsünde ise çok ilginç görüntüler kaydedildi. Bakın yolcular nasıl seyahat etti. Karayolu adeta deniz yoluna döndü. Otobüsü bile su bastı. Görüntüler Küçükköy Taksim otobüsünden. Sabah saatlerinde yapılan sefer her zamankinden farklıydı. Sel otobüsün içine yürüdü. Ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Bazı yolcular bilek hizasını bulan sudan korundu. Koltuk bölümündeki basamağa çıktı. Kimi ise umursamadı. Selin içinde yolculuk etti. Otobüs ağır ağır ilerliyordu. Ana gündemi elbette ki bu sıra dışı seyahatti. Yolcular cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi. Dün bu saatlerdeydi tam. Aniden bastırdı sağanak yağış ve yolları kısa sürede göle çevirdi. Trafikte felç oldu. Sürücülerse bazı sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Yolda kalanlarsa araçlarını itmek durumundaydı. Kimileri araçlarını terk etti. Kimileri ise paçalarını sıvayıp yolda kalan araçlarını itmeye çalıştı. Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da trafiği felç etti. Yollar göle döndü. Vatandaşlar trafikte ilerleyemedi. Sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Bazı vatandaşlarsa yolda kalan araçlarını itti. Göle dönen caddede ilerlemeye çalıştı. Dün meydana gelen sel felaketiyle ilgili o kadar çok çarpıcı görüntü var ki ama bunlardan biri Atatürk Havalimanı ve Yenikapı metrosunda çekildi. Bakalım o noktada neler yaşandı. Kimi geri çekildi, kimi cep telefonuna sarıldı. O anlar filmleri aratmadı. Görüntüler Atatürk Havalimanı Yenikapı metrosundan. Şiddetli yağış nedeniyle raylar göle döndü. Dakikalar ilerledikçe suyun seviyesi de arttı. Metronun gelmesini bekleyen yolcular gözlerine inanamadı. Hepsi bir ilki yaşadı. Meraklı gözlerle o anı izlediler. Kimi de eşine az rastlanan görüntüleri kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Mega kenti vuran hatta hayatı alt üst eden aşırı yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bir iş yeri ve bulunduğu sokaktaki su baskını güvenlik kamerasına da yansıdı. Dakikalar içinde böyle oldu. Aşırı yağış işe gidenleri, sokakta gezenleri, en çok da evsizleri vurdu. Ancak ekmeğinin derdindeki emekçileri de rahat bırakmadı. Görüntüler Bayrampaşa'nın Terazidere mahallesinden. Fırıncı ekmeğinin derdinde. Su baskını meydana gelen iş yerinde ekmek mayalarını kurtarıyor. Su çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Zamanı yok. Kurtarabildiğini kurtarmaya çalışıyor. Elinden geleni yaptıktan sonra çaresiz su alan ekmek teknesini terk ediyor. Son 32 yılın en şiddetli yağışıydı. Altyapı dayanmadı. Araçlar yolda kaldı, metrobüsler bile ilerleyemedi. Sel yollara dün adeta bariyer oldu. Yağış işte böyle, yani bardaktan boşanırcasına düştü. Suyun birikmesi için dakikalarca beklemeye gerek kalmadı. Düştüğü yeri göle çevirmesi sadece birkaç saniye sürdü. Cadde ve sokakları bırakın, karayolları bile sele teslim olmuştu. Sürücüler gaza basmak yerine kontak kapadı. Kimi yol kenarında bekledi, kimi ise alt geçit girişinde. İstanbul için toplu taşımanın önemi büyüktü. Sel İstanbul'un can damarını da vurdu. Zeytinburnu metrobüs durağı sanki ilçe sahili olmuştu. Görünen ne kaldırım taşıydı ne de toprak. Her yer kızıla bürümüş suyla kaplıydı.
Sudan korumak isteyen metrobüs üst geçidine çıktı. Metrobüsler güçlükle ilerledi. Bazıları ise tamamen durdu. Yoğunluk sel çekilene dek sürdü. Marmara dün son 32 yılın en yoğun yağışına sahne oldu. Aniden bastıran yağış da su baskınlarını beraberinde getirdi. Suya gömülen araçların üzerine çıkan vatandaşlarsa canlarını zor kurtardı. Suya gömülen araçların üzerine çıktılar, canlarını zor kurtardılar. Abi, taksici de kaldı orada ya. Aman yarabbim. Son yılların en çok yağışıydı. İstanbul'da aniden bastıran yağış su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası alt geçit girişlerinde araçlar mahsur kaldı. Taksici de kaldı orada ya. Aman yarabbim. Vatandaşların zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir kadın canını kurtarmak için aracın tepesinde oturdu, yardım bekledi. Bir taksici ise kendisini suya teslim etmemek için aracının tepesine tutundu. Abi taksici de kaldı orada ya. Aman yarabbim. O anlardan geriye ise bu görüntüler kaldı. İstanbul adeta dün sabah bir kabusa uyandı. Özellikle işe gitmek isteyen vatandaşlar o kabusu çok yakından tecrübe etti. Göle dönen kaldırımları aşmak hiç de kolay olmadı. Bazı vatandaşlarsa demir kapılara tutunarak işe gitti. İşe gitmek için neler yapmadılar ki? Adeta akla karayı seçtiler. İstanbul sabahleyin bir kabusa uyandı. Adı seldi. Şehir içi ulaşımı felç oldu. Otomobiller yollarda kaldı. Metroyu su bastı. Otobüsler, metrobüsler güçlükle ilerledi. Yayalar adım atmakta bile zorlandı. Göle dönen kaldırımlarda ıslanmak istemeyenler ilginç görüntüler oluşturdu. İş yerlerinin demir kapılarına tutundular, adım adım ilerlediler. Bu şekilde su birikintilerinden kurtuldular. İşe gitmek tam anlamıyla bir maceraydı. Bunun gibi daha pek çok engel vardı. Evet, yurdum insanının pratik zekasına hayran olmamak elde değil. Sel en çok da tünelleri ve alt geçitleri vurdu dün. Avrasya Tüneli'nde yaşananlarsa havadan İhlas Haber Ajansı'nın drone'uyla bakın nasıl görüntülenmiş. Yolları vuran sele tüneller de dayanamadı. Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı. Girişindeki yoğunluk havadan görüntülendi. Yağış fırtınası İstanbul'u yıkamasa da salladı. Taşan rögarlar suyu kente boşalttı. Çukurda kalan yol ve mahalleler suyla doldu. Tünel ve alt geçit girişleri afetin esir aldığı noktalardandı. Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı. Sürücüler araçlarını durdurdu. Yetkililer tünel ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Selde ıslanmak istemeyenler bariyerlere çıktı. Tünel öğleden sonra trafiğe açıldı. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz o görüntüye artık İstanbullular olarak alıştık. Neden bahsettim herhalde az çok anladınız. Sel nedeniyle Üsküdar'da kara ve deniz yine birleşti. Vatandaşlar ve araçlar yolda kaldı. Denizle kara birleşti. İnsanlar mahsur kaldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle birçok yerde su baskınları meydana geldi. Bu inanılması zor görüntüde Üsküdar'da kaydedildi. Deniz ve sahil birleşti. Sel nedeniyle otomobiller yolda kaldı. Yayalar da diz boyu su nedeniyle zor anlar yaşadı. Evet.
İstanbul'daki sel nedeniyle ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. Peş peşe sizlerle paylaşıyoruz. Vatandaşların durağa yanaşamayan bir otobüsle imtihanı ise bakın nasıl oldu. Vatandaş kendi göbeğini kendi kesti, akrobatlık yaptı. Sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Otobüs sel sebebiyle durağa yanaşamadı. Vatandaş çamurlu suya basmak istemedi. Demir bariyeri kullandı. Ayaklar bariyere bastı, eller otobüsten güç aldı. Teker teker inildi, aynı şekilde binildi. Toplu taşıma araçlarını kullananlar sel engelini böyle aştı. Evine girmek için yüzmek zorunda kaldı. Evinin önü göle dönen gencin o anları kameralara bakın nasıl yansıdı. Evinin önü göle dönmüştü, o da yüzmeyi tercih etti. Ardı ardına kulaçlarını attı, sonunda evine ulaştı. Ancak geri dönmek zorundaydı. Çünkü yiyecek bir şeyler almalıydı. Yöntem değişmedi. Yine tatilci modunda simitçiye gitti. Sudan çıktı, simidini aldı. Sıra suyu tahliye etmeye gelmişti. İtfaiye ekiplerine yardım etti. Sonunda başarıya ulaştı. Her şey eskiye dönmüştü. Geriye ise bu ilginç manzara kaldı. Evet, manzara ilginç ama sel sularının enfeksiyona neden olabileceğini hatırlatalım ve bu tarz eylemlere kalkışmaması konusunda vatandaşlarımızı uyaralım. Evlerinden botlarla kurtarıldılar. Selde mahsur kalan vatandaşlara itfaiye ekipleri yardım etti. Ortaya yine çok çarpıcı görüntüler çıktı. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kaldılar. Kurtarılmak için dakikaları saydılar. İtfaiye ekipleri tarafından botlarla kurtarıldılar. İstanbul'da en fazla yağışı Silivri aldı. Yolları, evlerin ilk katlarına su bastı. İnsanlar endişeli bakışlarla o anları izledi. Tedirgin bir bekleyiş başladı. Araçların bu hali ise afetin boyutunu gözler önüne serdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İnsanları tek tek botlarla kurtardı. İstanbul'da sel en çok etkilediği semtlerden biri Bahçeli Evler'di değerli izleyenler. İlçede bahçe katları, bodrum katları dakikalar içinde sular altında kaldı. Metrekareye 65 kilogram yağmur yağdı. Bahçe katındaki küçük çocukları selden komşular kurtardı. Yeğenlerim, komşular Allah razı olsun yardım etmese, bir buçuk yaşındaki bir çocuk vardı. Onları çıkarttılar suyun içinde, çıkardı, yağmurda doğurdu, komşular evlerini aldılar. İstanbul'da sel afetinden etkilenen ilçelerin arasında Bahçeli Evler de vardı. Bahçe katı ve bodrum katları selden nasibini aldı. Su basan bir evde küçük çocuklar yalnızdı. İmdatlarına komşular koştu. Saat 8'deydi yağmur yağdı. Ben çalışıyordum. İş yerinde telefon açtılar komşular falan. Evinize su bastı. Geldim, buraya su doludu. Yeğenlerim, komşular Allah razı olsun yardım etmese, bir buçuk yaşındaki bir çocuk vardı. Onları çıkarttılar suyun içinde. Çıkardı, yağmurda doğurdu, komşular evlerini aldılar. Kadar gelmişti. Şuraya kadar geldi hortum. 2-3 tane hortum aldık. Buralar hepsi yıkadık. Pis suyu, kanal suyları falan, hepsi kokuyordu. İşte su basan bahçe katı evlerden biri sabah 8 saatlerinde itibaren ev su almaya başladı yoğun yağmurla beraber ve su seviyesi işte buralara kadar geldi. Hatta o kadar şiddetliydi ki su yerdeki parkeler bile kabardı. Pek çok eşya kurtarılmak için böyle yüksek yerlere kondu ancak birçoğu da kurtarılamadı. İtfaiye gün boyu sel ihbarlarına müdahale etmek için canla başla mücadele verdi. Bodrum katlardaki imalathaneler selden en çok etkilenen yerler arasındaydı. İstanbul'daki pek çok bodrum ve bahçe katında bu manzaralar yaşandı. Sabah saatlerinde aniden bastıran çok şiddetli yağmur işte buraları böyle metrelerce doldurdu. Bakın şurası 1.70 seviyesine kadar şu anda dolmuş durumda. Ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle su şimdi tahliye ediliyor ve bilek seviyesine doğru şu anlarda yaklaşmakta. Logar kapakları almıyor, doluyor.
direkt olarak suyu aşağıya veriyor. Ne kadar sürede doldu burası? Nereye kadar doldu? 15 dakikada şu duvarlara kadar. Su basan ev ve iş yerlerinde maddi hasar bir hayli büyüktü. Örneğin şu anda bir imalathanedeyiz. Burada tam 300 bin liralık maddi hasar var. Birçok yerde hasar olduğu için itfaiyede bir 5 saat sonra falan geldi. 5-6 saat sonra. Sel felaketi İstanbul'u fena vurdu dedik. Dün de TGRT Haber ekipleri gün boyu 24 saat boyunca yollardaydı ve felakete ilişkin gelişmeleri an be an sizlere aktarmaya çalıştı. Zorlu bir mesai içindeydiler. İşte muhabirimiz Kaan Kalyoncu'nun haberi geliyor ekranlarınıza. Saatler öncesinde burada nasıl bir tablo vardı düşünemiyorum. Metrelerce yükseklikte bakın su seviyesi zaten burada her şeyi anlatıyor. Halılar, malılar, bütün eşyalar dışarıya tahliye ediliyor. Ev iş yerlerini su bastı. İnsanlar can havliyle kendilerini dışarı attı. Burası da bir pasaj. Pasajın içerisinde bulunan vatandaşlar deyim yerindeyse canını zor kurtardı. Metrelerce suyun içerisinden kendilerini çıkartmaya çalıştılar. İşte bunun ispatı. Duvara bakın. İzayı görüyorsunuz. Yaklaşık 1,5 metreye kadar bu noktada su seviyesi çıkmış. 3 tane kapıyı geçerek buraya gelmiş bu su. Çelik kapı. Nasıl tahliye ettiniz kendi çabalarınızla? İşte sabahtan beri uğraşıyoruz. Ne yapalım? Fatih Samatya'da yaşayan Ballıcı ailesi de korku dolu anlar yaşadı. Sağanak yağmur İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösterdiğinde Ballıcı ailesi işte bu evde uykudaydı. Sel bir anda evin içerisinde doldu. O esnada da Ballıcı ailesinin ufak kızı işte tam bu noktada yatıyordu. Anne hemen durumu fark etti ve o bebeği dışarı çıkardı. Benim torunum o. Peki baskın esnası, su baskın esnası? Buradaydık, evvel geldik adamla oradan arabayla giremedik. Zor kurtardık. Sel felaketinden canlarını kurtaranlar bu kez mallarının peşine düştü. Bisiklet dükkanı burası. Dükkan içerisinden suyu tahliye etmeye çalışıyor kendi imkanlarıyla. Bu noktada görüyorsunuz dükkan ufak bir dükkan ancak dakikalar içerisinde bisiklet dükkanı havuza dönmüş. Bir adamla bir motor beraber sürükleniyordu. Adamı mı kurtarayım, motoru mu kurtarayım, adamı tercih ettim. Adamı mantıklı olanı yapmışız. Selin vurduğu aileler mağdur oldu. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Maddi hasarın olduğu sel felaketinde can kaybının olmaması sevindirdi. Yarım saatte iki sefer su bastı. İki sefer? İki sefer. Pasajdaydım. Tabii. İlk sefer su bir çekildi, 10 dakika sonra bir daha. Değerli izleyenler, dün minik dostlarımız için de zor bir gündü. Tabii insanların canını kurtarması çok daha kolay ancak onlar için bu durum söz konusu değil. İstanbul Silivri'de de bir vatandaşımız kuşlarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti. İzliyoruz. Muhabbet kuşlarını kurtarıyor, bak kanaryaları kurtarıyor baba. Evi su altında kaldı ancak onun aklı evdeki kuşlarındaydı. Baksana adam içeriden nasıl çıkıyor. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Silivri Gümüşyaka'da evini su basan bir vatandaş kafesteki kuşlarının zarar görmemesi için suya girdi. Gene öğlende gene yağmur varmış. Eve giren adam kuşlarını alarak dışarı çıkardı. Muhabbet kuşlarını kurtarıyor, bak kanaryaları kurtarıyor baba. Evet. Ne yapsın? Gene öğlende gene yağmur varmış. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Sürekli altını çiziyoruz. Son 32 yılın en yağışlı günüydü diyoruz. Hal böyle olunca yolları göle çevirdi. Yıldırımlar da arka arkaya düştü. Tam 2 saatte 6.726 yıldırım düştü. Biri de yangın çıkardı. Yağış İstanbul'a yıldırımlarla geldi. Düşen binlerce yıldırım yangın da çıkardı. Sultan Gazi'de bir binanın çatı katı böyle tutuştu. Görüntü WhatsApp ihbaratımıza iletildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevrede yaşanan panik görüntülere yansıdı. Alev boyu 5 metreye dayandı. Gökyüzüne doğru kara dumanlar yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İstanbul'da metrekare başına 65 kilograma yakın yağış düştü. Megakent en son 32 yıl önce böylesi bir yağışla karşılaşmıştı. 2 saatte düşen yıldırım sayısı ise 6.726 olarak kayda geçti.
İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış sonrası gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. O yetkililerden biri de, en önemli isimlerden biri Ulaştırma Bakanı'ydı. Ahmet Arslan yaşananları değerlendirdi. Çok önemli de bir cümle kurdu. Bu bir afettir. Vatandaşların zararı karşılanacak dedi. Yağış tam bir afettir. Zararlar tespit edilecek, mağduriyetler karşılanacak. Açıklama Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. İstanbul'daki şiddetli yağış için afet diyen Bakan Arslan, metrekareye 250 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Yağış içinse olağanüstü açıklamasında bulundu. Ekipler gün boyu çalışacak diyen Arslan, Avrasya Tüneli'nde de güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi. Bakan Arslan, vatandaşın zararının tespit edileceğini ve mağduriyetlerin karşılanacağını da belirtti. Evet, günaydın. Türkiye'nin akışı içerisinde İstanbul'u vuran o sel felaketine dair gelişmeleri detaylı bir şekilde ekranlarınıza getirdik. Bugün neler yaşanacak? Bugün bir tehlike var mı? Tüm bunların yanıtı da bugün TGRT Haber bültenlerinde olacak. Ama günün diğer gelişmeleriyle gelin biz günaydın Türkiye'ye devam edelim. Kurunun yanında yaş yanmayacak. OHAL komisyonu bildiğiniz gibi hafta başı itibarıyla göreve başladı. Dün AK Parti grubunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise başvurulardaki son rakamları paylaştı. OHAL inceleme komisyonu başvuruları başladı. Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Sadece dün günün sonuna kadar 3028 başvuru yapılmış ve 1189'u valilik ve kurumlarca onaylanarak işleme girmiştir. Yıldırım yaklaşık 120 bin başvuru beklediklerini söyledi. Kurunun yanında yaş yanmayacak. Bu itiraz komisyonunun en önemli özelliği. İncelemelerden sonra eğer göreve iade yönünde bir karar çıkarsa ilgili kurum 15 gün içerisinde o kişiyi tekrar görevine başlatacak. 15 Temmuz destanına tam 6 milyon vatandaşımız katıldı. Sevgili seyirciler, 15 Temmuz etkinliklerine katılan kişi sayısı hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı. Türkiye demokrasiye bir kez daha sahip çıktı. 15 Temmuz'un yıl dönümünde meydanları akın etti. Birinci yıl dönümünde yapılan bu etkinliklere yaklaşık 6 milyonu aşkın vatandaşımız katılmıştır. Vatandaşların 81 ilde yapılan etkinliklere katılımı tamdı. Bu da birinci yılında vatandaşlarımızın aynen 15 Temmuz 2016'daki gibi demokrasiye sahip çıktığını, yapılan bu vatana karşı yapılan bu ihaneti asla karşılıksız bırakmayacağını, aynı şekilde de şehitlerimizi ve gazilerimizi anmaktan geri durmayacağını açıkça ispat eden önemli bir gösteri olmuştur. Şehitler Köprüsü'ne geldiler. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda nöbet tuttular. Çanakkale Gazimizin 3 torunu şehit ve gazilerimiz için bol bol dua etti. Üzerlerinde Çanakkale Gazisi dedelerinin üniformaları vardı. 3 torun 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda nöbet tuttu. Sarıkamış'ta olsun, Çanakkale'de olsun, tüm genç şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Saffet Gümüş, yeğenleri Enes Polat ve Mehmet Ali Kurnaz. Üçü de Çanakkale Gazisi Abdullah Gümüş'ün torunu. Çanakkale Harbi'nde orada savaşmış ve sol bacağından 3 kurşunla, 3 mermiyle yaralanmış. Dedeleri vatan için şehadete yürümeyi göze almıştı. Torunları da aziz şehitlerimiz için Şehitler Köprüsü'nde 2 saat boyunca nöbet tuttu. 15 Temmuz Şehitler Makamı en yoğun gecelerinden birini yaşadı. Buradan Fatiha'mızı okuyacağız, dualarımızı göndereceğiz ve buradan ondan sonra gideceğiz. Nöbet fikri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkmıştı. Şehit ve gazi torunları da buna uydu. Beni en çok etkileyen anı dedemin kuru bir beksimetle iki gün savaştığını anlatmış bana. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü gazetelerinden Wall Street Journal'da geçtiğimiz günlerde bir söyleşi çıktı. O söyleşi
FETÖ elebaşıyla yapılmıştı terörist Gülen'le. O ihanet röportajında bir fotoğraf vardı ki o fotoğrafa Türkiye'de büyük bir tepki doğdu. Tepkiler çığ gibiydi. İşte o fotoğrafı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş değerlendirdi. Bakalım neler söylemiş. FETÖ elebaşı hainliklerine devam ediyor. Amerika'nın ünlü gazetesi Wall Street Journal'a skandal bir röportaj verdi. Söyleşide kullanılan fotoğraflardaki detaylarsa açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor. FETÖ elebaşı fotoğrafta seccadeye ayakkabılarıyla ters basıyor. Dini gelenekleri ayaklar altına alıyor. Odada bulunan televizyondaki yazıysa örgüt militanlarına mesaj veriyor. Sıradan bir akıl ve bilgi sahibi FETÖ'nün oradaki ayakta verdiği fotoğraftan, giyiminden, kuşamından, yüz ifadesinden ve söylediğiniz gibi orada arkasındaki ekranda yazan o açık mesajdan ne söylemek istediğini ve ne halt ettiğini çok açık bir şekilde anlar. Çok açık bir şekilde sürekli mevzi kaybeden, sürekli milletin gönlünde mahkum olan, sürekli mahkemeler karşısında hesap veren, darmadağınık olan örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit içeren orada sözler var. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Amerikan yönetimine FETÖ elebaşının faaliyetlerini kısıtlayın çağrısı yaptı. Biz Amerikalı yetkililere şunu söylüyoruz. Bu adamı derhal derdest edip tutuklamayı gerektirir. Ama siz diyorsanız ki bu bir hukuk sürecidir, o zaman buyurun adamı bulunduğu yerde hiç olmazsa yani tutuklayıp bize iade etmiyorsanız hiç olmazsa orada faaliyetlerini kısıtlayın, ev hapsini alın, göz hapsini alın. Eli kanlı bir katil örgütün başı oradan tehditlerini Türkiye'yi sürdürmeye devam edecek, bu kabul edilemez. FETÖ'cüler duruşmalardaki ifadeleriyle bizlerin aklıyla oynamaya kalkıyor, adeta bir tiyatro sergiliyor. Ancak bu kez savcı suikastçi haine öyle bir cevap verdi ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinin başıydı. Uzun süre yakalanamadı ama sonra bir menfezde yakayı ele verdi. Paşa lakaplı hain eski başçavuş Zekeriya Kuzu ifadeleriyle bu kadar olmaz dedirtti. 15 Temmuz demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum dedi, yanlış zamanda yanlış yerde bulunmaktan başka bir suçu olmadığını savundu. Hain suçlamalar dedikodu deyince dava savcısı söz aldı. Savcı, FETÖ'cü haine şair Baki'nin de dizelerini kullanarak tokat gibi cevap verdi. Öğüt veren hikaye anlatmaya kalkarsın. Bir bakmışsın ki anlattığın hikaye efsaneye dönüşmüş. Sonra bu efsaneye kendin inanırsın. Bu ülkenin şerefli güvenlik güçleri seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladılar. FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden cesaret alıyor. Bu önemli bir tespit. Tespit Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Yıldırım, 15 Temmuz için kontrollü darbe diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bakın nasıl uyardı. Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grubunda konuştu. Hedefinde 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yaşananlara kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. Gazilerimize, sokağa dökülen milyonlarca insanımızın mücadelesine gölge düşürmeye kimsenin hakkı da yok, haddi de yoktur. Bunu yapanlar millete karşı en büyük ayıp işliyor. Başta ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu olmak üzere bu ayıbı işleyenlerin millete özür borcu var. Şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütü, Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki
eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Ana Muhalefet Partisi Başkanı yol yorgunu. Şimdi biz de kendisini uyarıyoruz. Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol. Bunların kontrolüne girme. Bakalım CHP liderinden bunlara ne yanıt gelecek? AK Parti'den CHP liderine sert tepkilerle devam edelim. Tek tepki Başbakan Binali Yıldırım'dan değildi. Kılıçdaroğlu hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyorum ifadelerini kullanmıştı. İşte AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da bu meydan okumaya sert bir cevap verdi. Korkak değilsen, ödlek değilsen, vandal değilsen çık karşıma. Çık. Sana açıkça meydan okuyorum. Cesaretin varsa çıkarsın. 15 Temmuz gecesi bu millet kimin korkak, ötlek, kimin cesur ve kahraman olduğunu çok net bir şekilde görmüştür. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gecikmedi. AK Parti parti sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ünal'ın hedefinde skandal açıklamalara imza atan CHP lideri vardı. Bizim seni konuşmak gibi bir derdimiz yok. Hatta biz eğer seni konuşmasak, senin kısa bir süre içerisinde siyasetin gündeminden kaybolacağını da biliyoruz. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun devletin meşruiyetini tartışmaya açmasına tepkiler gecikmedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin, siyasetin, devletin meşruiyetini tartışmaya açarak ve meşruiyet zeminini yok etmeye çalışarak ne yapmak istemektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen olağanüstü halin uzatılması kararı hukuk dışı bir yolla mı alınmıştır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başka bir anayasayı mı referans almaktadır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki başka bir anayasayı esas alarak konuşuyor, buna cevap vermesini istiyorum. İçişleri Bakanlığı'na FETÖ operasyonu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Baylok kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ temizliği hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Bu seferki adres İçişleri Bakanlığı'ydı. İçişleri Bakanlığı çalışanı, Baylok kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı verilen bu kişilerden birisinin faal çalışan, diğerlerinin ise açıkta veya ihraç olduğu öğrenildi. Ve olması gereken nihayet gerçekleştirildi. 15 Temmuz destanı artık müfredatta değerli izleyenler. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz önümüzdeki yılın eğitim ve öğretim müfredatını açıkladı. İçinde 15 Temmuz'a ilişkin de önemli bilgiler var. Kazanım toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar kazanımında, demokrasinin işlenmesi sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ele almasını isteyeceğiz. 15 Temmuz güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı. 51 ayrı müfredat yenilendi. Yeni müfredat bu sene 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacak. Yeni müfredatta 15 Temmuz şehitlerimiz unutulmadı. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ardından yaşanan destan müfredata kondu. Terörü önlemeye yönelik tedbirlere 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması örneği üzerinde değinmesini istiyoruz. Demokrasi de eğer sahip çıkarsanız siz onu hak ediyorsunuz demektir. Bu Türk milleti 15 Temmuz'da demokrasiye ve milli iradeye hak ettiğini hem de dünyada hiçbir ülkenin vatandaşlarının hak etmediği kadar hak ettiğini gösterdi. Bu çok büyük bir kazanımdır. Bundan dolayı da bu kazanımı nesilden nesile aktarılması için el birliğiyle ama hep beraber 80 milyon hep beraber çalışmamız lazım. Bölücü örgüt artık nefes alamaz duruma geldi. Bu çarpıcı tespitte, terörle mücadeleyle ilgili bu önemli tespitte AK Parti grubuna seslenen Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım aynı zamanda terörle mücadele operasyonlarındaki son durumu da aktardı bizlere. Ellerini kaldırarak yavaş yavaş ilerle.
Dediklerimi asiyen uygula. Kimse sana bir şey yapmayacak. Sağa dön. Başbakan Binali Yıldırım bir kez daha terörle mücadeledeki kararlılığını yineledi. Operasyonlardaki son durumu paylaştı. Terörist kalleştir, terörist korkaktır. Ve artık bölücü terör örgütü çaresizdir. Çünkü kesintisiz süren operasyonlarla örgüt artık nefes alamaz duruma gelmiş. Şu anda bölgede çok yaygın, yoğun biçimde operasyonlar gece gündüz devam ediyor. Bırakın örgüt adam bulmayı, mühimmat depolamayı, yiyecek sağlamayı bile temin edemeyecek hale geldiler. İçerideki teslim ol. Teslim ol. Kimse sana bir şey yapmayacak. Ölmeyi değil yaşamayı seç. Dağlarındaki inlerinde bile saklanamıyorlar. Çaresizliklerinin nedeni budur ve bunun için sivil ve savunmasız vatandaşlarımıza hedef alıyorlar. Bu topraklarda tek bir terörist kalmayıncaya kadar bütün örgütlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o merakla beklenen Körfez turuyla devam edeceğiz. Katar krizinin sona ermesi adına Ankara'nın diplomatik atağı sürüyor ilk günden beri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bildiğiniz gibi Körfez ülkelerine gidecek. Erdoğan'ın ilk olarak Suudi Arabistan'a gitmesi planlanıyor. Ve Körfez halkı, sizlere sesleniyorum. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. Türkiye, Katar krizini çözmek için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine çıkarma yapacak. Erdoğan'ın ilk durağı, krizin taraflarından Suudi Arabistan. Özellikle Suudi yönetimine benim bir ricam var. Siz Körfez'in en büyüğüsünüz. En güçlüsüsünüz. Biz size Hadimul Haremeyn-i Şerifeyn dedik. Siz düşmanlıkları değil, özellikle siz orada kardeşliğin baş tacı olmalısınız. Ardından arabulucu rolünü üstlenen Kuveyt'e gidecek ve son ziyaretse Katar'a yapılacak. Erdoğan, Körfez ziyaretlerini 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndansa Kıbrıs Rum yönetimine sert tepki geldi. Bildiğiniz gibi Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetleri var. Yani bu ne demek oluyor? Doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Çavuşoğlu da şunları söyledi, artık bundan sonra Kıbrıs'ta başka süreçler olacak dedi. Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına tepkisi sürüyor. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı olarak burada adım atması doğru değildir. Çünkü Kıbrıs adası etrafındaki rezervlerde Kıbrıs Türk halkının da hakları vardır. Ama artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs'ta. Ömür boyu bu şekilde bu süreç gidemez. Bunu da söylemek durumundayım. Çavuşoğlu, Rum kesiminin Avrupa Birliği tarafından şımartıldığının altını çizdi. Burada iyi niyet yok. Şimdi madem Türk tarafının hakkı var, bunu da kendileri söylüyor. O zaman niye çözüme odaklanmıyorsun da tek taraflı faaliyette bulunuyorsun? Ama alıştılar. 2004'te referandumda Anan planı reddettiler. Abileri onları ödüllendirdi. Hemen AB'ye aldılar. Şımarttılar tabii. Şimdi izleyeceğiniz hareketli görüntülerin adresi ise Diyarbakır. Basın açıklaması yapmak istediler. Ardından oturma eylemine çevirdiler ancak polisin uyarısına rağmen dağılmadılar. Arbede çıktı. 28 gözaltı var. Keske bağlı sendikalara üye grup izinsiz gösteri düzenledi. Polis müdahale etti. Olay Diyarbakır'da yaşandı. Grup, kanun hükmünde kararnamelerle görevden ihraç edilen üyeleri için basın açıklaması yapmak istedi. Kentte açık alanda her türlü toplantı ve gösteri yasaktı. Polis anonsu bunu açık şekilde ortaya koydu.
Grup buna rağmen gösteriye devam etti. Oturma eylemi yapmak istedi. Dağılmamakta direndi. Polisin ikinci anonsu da fayda etmedi. Müdahale bunun ardından geldi. Arbede çıktı. 28 kişi gözaltına alındı. Büyükada'daki toplantı baskını ile ilgili önemli bir gelişme var. Hemen paylaşalım. Gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı. Büyükada'da gözaltına alındılar. Silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan adliyeye sevk edildiler. Gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü üyelerinden 6'sı tutuklandı. 5 Temmuz'da adalarda bir otele baskın yapıldı. İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı düzenlediği iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen biri Alman, biri İsveç uyruklu 10 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. 10 şüpheli silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü İdil Eser de tutuklananlar arasında. Eser'in FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylog kullanıcısı olduğu belirlenen ve tutuklanan Uluslararası Af Örgütü'nün yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç'la irtibatının bulunduğu belirtildi. Savcılık yazısında ise şöyle denildi. Toplantının amacı katılan kişilerin kuruluşlarıyla ilgili değildi. Toplantı kaos amaçlıydı. Polis soruyla mahkemeye getirilme kararı olan dönemin Başbakan Yardımcısı Sansu Çiller 28 Şubat davasına katıldı. Çiller mağdur ve tanık sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 5 yıldır devam eden 28 Şubat davasının 89. celsesi görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 103 sanık yargılanıyordu. Davaya daha önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı verilen Tansu Çiller, İstanbul'dan Segbis aracılığıyla katıldı. Mağdur ve tanık sıfatıyla ifade veren Çiller, amaç hükümeti götürmekti. Bunun için DYP'yi parçalamak lazımdı. Parçaladılar. Refah Partisi'ni de kapattılar. Ama süreçte asıl mağdur merkez sağ oldu dedi. Ravza Kavakçıkan başta olmak üzere AK Partili kadın milletvekilleri de duruşmayı izledi. Bizler milletimiz adına bu davanın takipçisiyiz. Özellikle kadınlar 28 Şubat kararları alındıktan sonra başörtülü olarak eğitim, çalışma, siyasal tüm haklarından mahrum bırakıldıklarında çift yönlü ayrımcılığa maruz bırakıldılar. Şimdi geçelim Anıtkabir'in imara açılacağına yönelik iddialara. Bu iddia nereden gelmişti? Mimarlar Odası'ndan. İşte iddialara cevapsa Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek önce o iddiaları kesin bir şekilde yalanladı ve başka açıklamalar da yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Anıtkabir imara açılıyor iddialarına sert tepki gösterdi. Anıtkabir'i yıktırmayız, ranta açtırmayız. Kimse Anıtkabir'e dokunamaz, dokunan eller kırılır. Sizin kafanız kırılsın diyeceğim de içimden gelmiyor. Mimarlar Odası'nın ortaya attığı iddialar üzerine açıklamayı yapan Gökçek, yapılacak değişikliğin Milli Savunma Bakanlığı'nın istediğini söyledi. Şimdi söylediklerinin, anlattıklarının hiçbir gerçekle alakası yok. Yapılan iş sadece mevcut durumun tabiri caizse plana işlenmesinden ibaret. Bir, bu plan mecliste oy birliğiyle yani AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle geçti. Gidip CHP'lilerden hesap sorsanız, soran yok. Trabzon'daki o tartışmanın haberiyle devam edeceğiz. Şimdi cadde ortasıydı, park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ama tartışmanın tarafları daha önemli sanki. Herkese zulüm ediyorsunuz. Herkese. Bir tarafta CHP'li milletvekili. Herkese zulüm ediyorsunuz. Siz demagoji yapıyorsunuz. Diğer tarafta Orta Hisar Kaymakamı. Ben milletvekiliyim, benimle konuşurken saygılı konuşun. Beni tanımıyorsunuz. Aracınıza binin ve gidin. Burada trafiği engellemeyin. Gitmeyeceğim kardeşim.
gitmeyeceğim. Burası benim yerim. Yani. Trabzon Ortahisar'daki bu tartışma yol meselesinden çıktı. Gitmeyeceğim. Burası benim yerim. Yani. Burası halkın yani. Yeri. Sizin yeriniz değil. Yazık siz bu halka hizmet etmek için külfet olmak için gelmediniz. CHP milletvekili hatalı park yapıldığını öne sürdü. Kaymakamla tartıştı. 20 yıldır beni tanıyan CHP'lilere sorun. Ben kim olursanız olun. Göreviniz yapacaksınız. Görevinizi yasalara göre yapacaksınız. Ben görevimi yapıyorum. Çekmeyeceksiniz. CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen öfkeliydi. Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu Pekşen'den geri kalmadı. Neyse ki gerginlik kısa sürede önlendi. İki siyasi makam araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Benim burada bir Allah'ın kılına... Herkese zulüm ediyorsunuz. Caddesi Maraş Caddesi. TEOG'da açık uçlu soru dönemi başlıyor. Değerli izleyenler, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı TEOG sisteminde değişikliğe gidiyor. Gelecek dönem öğrencilere açık uçlu sorular yöneltilecek. Bundan sonra yapılacak ilk TEOG sınavında 6 ile 8 arasında bir sorunun açık uçlu soru olmasını öngörüyoruz. Açık uçlu soruların yöneltileceği dersler henüz netleşmedi. Ancak öğrencilere yorum içermeyen sorular hazırlanacak. Kişisel yorum içermeyecek, ancak verilen bilgileri yorumlayıp analiz ederek soruları cevaplayabilecekleri açık uçlu soruların sorulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. TEOG puanları açıklandığında öğrencilere soruların imajları doğru cevaplarla sunulacak. Bakanlık ayrıca öğrencilere takviye kurslarında sunulan kazanım kavrama testlerinin açık uçlu soruları yöneltecek. Böylece öğrenciler TEOG sınavındaki yeni uygulama için tatbikat yapmış olacak. Yeni sisteme alışmış olacaklar. Kazadan sonra sinirler gergindi. Polisle tartışan, itişip kakışan sürücü yaka paça gözaltına alındı. Polisle tartıştı, kimliğini vermemek için direndi. Olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. İki otomobil çarpıştı, üç kişi yaralandı. Araçlardan birinde bulunan kadına alkol testi yapılmak istenirken kadın yere düştü. Sıra önündeki otomobile çarpan aracın sürücüsüne test yapmaya gelmişti, ancak sürücü test yaptırmak istemedi. Kimliğini isteyen polise uzun süre direndi. Polise uzun süre direnen sürücü yaka paça gözaltına alındı. İnşaattaki straforlar yandı. Onlarca metre yükseğe çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü. Gerçekten inanılmaz bir yangın. İnşaatta bulunan straforlar yandı. Alev ve dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü. Felaket yanıyor. El gitti de inşallah içinde insan yoktur ya. Görüntüler Adana'dan. Bir apartmanın inşaatında kullanılan straforlar alev aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. İtfaiye geliyor, evet, şu an gördüğünüz şekilde itfaiye geliyor. Gerçekten inanılmaz bir yangın. Alev ve dumanlar onlarca metre yükseğe çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü. Alevler nereye kadar çıktı? Felaket yanıyor. Felaket yanıyor. El gitti de inşallah içinde insan yoktur ya. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bakarak taciz ettin dedi, kavga çıkardı. Halk otobüsünün içinde bir anda yumruklar havada uçuştu. Halk otobüsünün içi ringe döndü. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Zonguldak'tan. Bir genç birinin kız arkadaşına bakarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Genç ve yanındaki erkek arkadaşı şahsı tartaklayıp dövmeye başladı. Otobüsün içinde yaşananları çocuklar korkuyla izledi. İki genç daha sonra adamı aşağı indirerek kavgaya devam etti. Sürücünün haber vermesiyle olay polise intikal etti. Otobüs bekliyorlardı, ancak kendilerini bir anda yerde buldular. Sosyal medyada çokça tıklanan o görüntü geliyor ekranlarınıza.
Görüntüler başkentte Filistin Caddesi'nde bir otobüs durağından. Bir kişi duraktaki bankta oturarak otobüs bekliyor. Kısa bir süre sonra banka bir kadın daha oturuyor. Ayakta kalan arkadaşının da oturması için kenara kayıyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ancak kadının arkadaşının da banka oturmasıyla olanlar oluyor. Üç kişinin ağırlığına dayanamayan bank kırılıyor. Ve ne olduğunu anlamadan kendilerini yerde buluyorlar. Yere düşen vatandaşlar ve çevredekiler kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. Görüntüleri güvenlik kamerasından izleyenlerse kahkahalarına hakim olamıyor. Günün en dikkat çekici haberlerinden biri içinse Zonguldak'a gideceğiz. Bir kadın aracının altındaki bomba düzeneğini fark etti. Haliyle büyük bir korku yaşadı. Bombayı yerleştirense bir terör örgütü değil, boşanmak üzere olduğu eşiydi. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Boşanmak isteyen karısını korkutmak için akıl almaz bir plan yaptı ve otomobilin altına bomba düzeneği yerleştirdi. Bu kan donduran olayın yaşandığı yer Zonguldak. Yeliz Ö eşinden boşanma aşamasındaydı. Çılgın koca onu korkutup boşanma fikrinden vazgeçirmek için otomobilin altına bomba süsü verilmiş bir düzenek yerleştirdi. Fabrikada çalışan Y.Ö. mesai çıkışında otomobiline binip eve gitmeye hazırlanırken çalışma arkadaşlarının uyarısıyla şok oldu. Mesai arkadaşları otomobilin altındaki düzeneği fark etmişti. Hemen polise haber verildi. Bomba imha ekipleri düzeneği kontrollü patlamayla otomobilden ayırdı. Yaptıkları incelemede düzeneğin sahte olduğu ortaya çıktı. Pes dedirten olayı gerçekleştiren S.Ö. gözaltına alındı. Ölen babaları için gözyaşlarına boğuldular. Değerli izleyenler, kontrolden çıkan bir araç aydınlatma direğine saplandı. Üç çocuk babası adam kazada hayatını kaybetti. Çocukların feryatları ise yürekleri sızlattı. Baba neredesin baba? Baba! Trafik kazası bir babayı evlatlarından ayırdı. Olay yeri evlatlarının feryatlarıyla inledi. Abi ya. Abi işte ya. 47 yaşındaki Vedat Yenilmez otomobiliyle seyir halindeydi. Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Araç hurdaya döndü. Karabüklü baba olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye koşan oğulları, kızı ve eşi sinir krizi geçirdi. Oğlu cenazesini kapatan örtüye sarıldı. Sinir krizi geçiren kızı ise sedye başında çırpındı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Direğe saplanan araçsa yoldan kaldırıldı. Olaydan geriye baba için dökülen ağıt dolu bu kelimeler kaldı. Baba neredesin baba? Baba! Baba! Rusya'da 26 katlı bir otelde yangın çıktı. O sırada tadilat çalışması yapılan binadaki işçiler zamanında tahliye edildi. Burası Rusya'nın başkenti Moskova. Görüntüler kentin en meşhur caddelerinden Novi Arbat'ta kaydedildi. Yangın 26 katlı binanın 7. katında başladı. Kısa sürede alt katlara sıçradı. Göğü yoğun duman tabakası kapladı.
Otelde tadilat çalışması yapılıyordu. Binada bulunan 100 işçinin tümü tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmalarına 21 itfaiye görevlisi katıldı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Aşırı yağışa bağlı olarak nehirdeki su seviyesi yükseldi. Kamyon ilerleyemedi, ortasında kala kaldı. İçindekilerse operasyonla kurtarıldı. Haber Çin'den. Selde mahsur kaldılar. Kamyonun tepesine çıktılar. Yardım eli kurtarma ekibinden geldi. Sağanak yağış Çin'de etkili oldu. Bir kamyon nehri geçerken su seviyesi aniden yükseldi. İçindeki iki kişi kıyıdan bir kilometre uzaklıkta mahsur kaldı. Su seviyesi dakikalar geçtikçe yükseliyordu. Selzedeler kamyonun üzerine çıktı. Neyse ki kurtarma ekibi çabuk yetişti. Kurtarma düzeneği kuruldu, araca ip bağlandı. Zamana karşı bir yarış başladı. Zira kamyonun suya gömülmesi an meselesiydi. Önce selzedelerden biri gerilen ip aracılığıyla kıyıya çekildi. Sonra da diğeri. Kurtarma operasyonu yaklaşık 3 saat sürdü. Geri geri giden otomobil motosikletliği bir anda altına aldı. İnanılması güç kazanın görüntüleriyle devam ediyor. Günaydın Türkiye. Otomobil sanki canlandı. Bir canavar gibi kurbanını yuttu. Bu ölümcül ve bir o kadar da absürt kaza Çin'de yaşandı. Sürücü ayağını gaz pedalından bir türlü çekmedi. Geri geri giderken bariyere çarptı. Aracın arka tarafı havaya kalktı. Oradan geçmekte olan motosikletliği böyle altına aldı. Otomobilin altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi. Sahte içki imal ediyorlardı. Değerli izleyenler, polis baskını kaçak içki imalathanesini ortaya çıkardı. Sahte içki kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde kaçakçılara baskın düzenlenmiş, 1750 şişe sahte içki ele geçirilmişti. Operasyonun ardından ikinci baskın gecikmedi. Bu kez operasyonun adresi Bağcılar'dı. Baskın yeri Bağcılar'daki bu depoydu. Yüzlerce şişe sahte içki ve imalat sırasında kullanılan alkol çözüm cihazı bulundu. Yabancı ve yerli içki bandrolleri ve saf alkol ele geçirildi. İki kişi sahte içki imal ederken suçüstü yakalandı. O henüz 24 yaşındaydı. Ne yazık ki kansere yenik düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören genç spiker Gamze Büyüksoy hayatını kaybetti. Günün gelişmeleriyle 13 bülteninde karşınızda olduk. Kansere yenik düşen genç spiker son yolculuğunu uğurlandı. Bursalı spiker Gamze Büyüksoy bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Daha 24 yaşında olan Gamze Büyüksoy yakalandığı hastalığa yenik düştü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Genç spikerin ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Zümrüt Evler Camii'nde cenaze namazı kılındı. Meslektaşları ve yakınları da katıldı. Gözyaşları arasında defnedildi. Genç spikerden geriye hastalığıyla ilgili paylaşımları kaldı. Ben kazandım. 6 aylık sıcak savaş dönemi bitti. Kanser değil, ben kazandım. Sıra 5 yıllık soğuk savaş döneminde. Birazcık uzun ama olsun. Sonuçta kanser değil, ben güçlüyüm. Hepinize teşekkürü bir borç bilirim. Saçlı günlerime selam olsun. Nasıl özledim tokat atmayı, taramayı. Eski fotoğraflarla avunuyorum.
Yolun açık olsun güzel insan. Biz seni hep saçlı halinle anacağız. Günün gelişmeleriyle 13 bülteninde karşınızda olduk. Değerli izleyenler, Samsun'da bir dondurma imalathanesinde patlama meydana gelmişti. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dondurma imalathanesinde patlama meydana gelmişti. O anlara ait kamera kayıtlarına ulaşıldı. Samsun'da 15 kişinin yaralandığı patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenmişti. Çevredeki kameralara yansıyan bu görüntüler faciayı bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler patlamanın yaşandığı dondurma imalathanesinin yakınında bulunan bir kafeden. Bir vatandaş kaçmaya çalışırken yere düşüyor. Bir vatandaşsa olayın şokuyla yerinden bile kalkamıyor. Korku dolu anlar yaşanıyor. Yoldan bir çocuk geçiyor. O çocuk da patlamanın şiddetiyle kırılan camların altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Çevredeki iş yerlerinden birinde ise o anlar böyle hissedildi. Burada patlamanın şiddeti araçları hareket ettiriyor. Camların kırılma anları, vatandaşların kaçma görüntüleri, yaşanan panik. Aslında tüm bunlar olayın şiddetini gözler önüne seriyor. Geriye ise patlamanın yaşandığı dondurmacının bu hali kalıyor. Bugün de Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Yaklaşık 3 saatlik haber maratonumuz bu dakika itibariyle bitiyor. Ancak yarın saatler 6.45'i gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Umarız yeniden bizleri evlerinize konuk edersiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Hoşçakalın.